أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Türkiye'de önemli bir toplum gerçeği olan Nakşibendi tarikatı hakkında sizi bilgilendirmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, halkımızın din anlayışı üzerinde özellikle 150 yıldır büyük etkiler bırakan ve toplumumuzu yönlendiren bir mistik akım olarak Nakşibendilik, sosyolojik açıdan büyük önem taşımaktadır. Gülerek belirteyim ki günümüze kadar halkı bu tarikat hakkında objektif ve ilmi bilgilerle aydınlatmak üzere hiçbir kurum ve şahsı ortaya çıkmamıştır. Bu büyük bir talihsizliktir çünkü gerek tasavvuf felsefesi, gerekse bu felsefe üzerinde yapılanmış olan yüzlerce tarikat örgütü hakkında çok yanlış kanaatler oluşmuş ve bu yanlışlıklar geniş kitleleri etkilemiş. Dolayısıyla çok ilginç hadiseler yaşadığımız ve ne yazık ki derin acılar çektiğimiz için hepimiz çok iyi biliyoruz ki halkımızın din kavramı hakkında son zamanlarda zihni bulanmış, kafası karışmıştır. Bu karmaşa hiç kuşkusuz tasavvufun bin yıldır özellikle Türkler tarafından İslam'la ilişkilendirilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İslam coğrafyasında genelde Arap olmayan unsurları etkileyen ve daha çok Türkler tarafından benimsenen tasavvufun tarihimizdeki serüvenini izleyebilmek için bin yıl öncesine dönmek gerekir. Çünkü tasavvufun daha çok Türkler arasında tutunup yayılması bu kavmin İslam'a girişi sırasında yaşanan gelişmelerle ve o günün genel şartlarıyla ilişkilidir. Bu çok önemli bir noktadır. Bu önemli noktalar üzerinde durmadan ne tasavvufun Türk dünyasındaki bin yıllık seyrini izlemek, ne de bu mistik felsefe üzerine kurulan yüzlerce tarikatın ve bunlardan biri ve en önemlisi olan Nakşibendiliğin iç yüzünü keşfetmek mümkün değildir. Tasavvuf, devasa genişlikte çok yönlü, çok boyutlu bir konudur. Onun için bugünkü oturumumuza onu sığdırmak mümkün değildir. Ben bugün size sadece Nakşibendilik hakkında özet bilgiler sunmaya çalışacağım. Ancak bu bilgileri ilmi bir anlatım sistemiyle size aktarabilmem için Türklerin bin yıl önce İslam'a girerken bu dini o günün şartlarında gerçekten anlayıp anlamadıkları, yani İslam'a bilinçli bir şekilde girip girmedikleri noktası üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü bu noktaların konumuzla önemli derecede ilgisi vardır. Şimdi değerli kardeşlerim, İslam'ın ilk yayılışı sırasında kimlerin ilk defa bu dine geçtiği konusu hakkında hemen her Müslüman az çok bir bilgi sahibidir. Yani şöyle bir çağrı filmini bile seyretmişseniz, kim ilk defa Müslüman oldu bunu biliyorsunuz. Mesela Hazreti Hatice'dir. İkinci Müslüman olan şahsiyet kimdir? Hazreti Ebu Bekir'dir. Üçüncüsü kimdir? Hazreti Ali'dir. Onları net olarak biliyoruz. Fakat bugün mesela Selman-ı Farisi'yi istisna edecek olursak İran milletinden ilk defa İslam dinini kabul eden bir şahsı gösteremeyiz. Keza Türk milletinden de ilk Türk insanının İslam'ı kabul eden ilk Türk insanını gösteremiyoruz. Bu acaba neyi ifade ediyor? Bu çok önemli bir husus. Bu şunu anlatmak istiyor bize. Türklerin İslam'a, Türklerin ve başka unsurların yani Arapların dışındaki Berberilerin, Fars milletinin, Uzak Doğuluların, Afrika milletlerinin İslam'a nasıl geçtikleri çok detaylı olarak bilinmiyor. Tarihin hengamesi içerisinde bu olaylar cereyan etmiştir. Dolayısıyla bu İslam'ın bu milletlere tanıtılması sırasında çok büyük yanlışlıkların yapıldığı ihtimaline inanmamız gerekiyor. Tasavvufu anlayabilmemiz için buradan başlamak lazım. Neden mi? Bakınız Türkistan'daki ruhi yaşam.
o dönemlerde, 1000 yıl öncesi, 1000 yıl önce Türkistan'daki ruhi yaşam, yani dinlerin o bölgedeki dağılımı çok önemli bir hadisedir. Saltuk Buğra Han'ın İslam'a geçmesiyle birlikte Karahanlı hükümdarı Saltuk Buğra Han'ın Abdülkerim adını alarak İslam dinini kabul etmesiyle birlikte yaşanan gerçekler çok önemli bir olaydır. Keza Horasan erenlerinin başlattığı bir hareket vardır. Horasan erenleri hareketi İslam'ın Türkistan'daki başlangıcıyla ilgili bir olaydır. Aynı zamanda tasavvufun Türklerin İslam'a geçişiyle birlikte nasıl geliştiğini bize anlatabilecek ipuçlarını içerir. Ben size burada çok önemli ve değerli bir araştırmacımızın bir iki satırını nakledeceğim. Profesör Doktor Fuat Köprülü, bu ismi tanıyor olmalısınız. Bu zat Türk edebiyatında ilk Mutasavvuflar adlı kitabının 21. sayfasında aynen şunları söylüyor. Diyor ki, Türkler İslamiyet'in birçok unsurlarını doğrudan doğruya Araplardan değil, Acemler vasıtasıyla aldı diyor. Bu önemli bir tespit. Acaba nasıl aldılar? Horasan erenlerinin hareketlerine gelelim. Horasan erenleri hareketi, önce bir Horasan erenleri kimlerdir onları tanıyalım. Horasan erenlerini Budizm, Zerdüşizm sentezinden ibaret bir din anlayışına sahip acayip kılıklı, ortaçağ dilenci Türk rahipleri olarak tarif etmek mümkündür. Böyle bir tarifleri var. Neden? Çünkü bu adamlar kaşlarını ve saçlarını kazıtırlar, yamalı ve kirli birer abaya bürünür, ellerinde bir asa ile, sırtlarında bir keşkül, çadır çadır gezerek Hazreti Ali ile ilgili efsaneler anlatmak suretiyle sözde İslam'ı onlara tebliğ ederlerdi. İslam böyle bir şey değil. İslam Kur'an'da tanıtılıyor. Fakat bunlar Kur'an'dan habersiz idiler. Bunlar aynen bu ibarede size naklettiğim gibi birer, hatta Müslüman kimliğinden de çok uzak birer gezgin Türk rahibiydiler. Belki birer şaman rahibiydiler bunlar. İslam bu şekilde yayılmıştır. Dolayısıyla şunu vurgulamak istiyoruz. Baştan beri yapılmış bir yanlışlık var. Ve bu yanlışlığın üzerine şimdiye kadar kimse gitmemiş. Ne araştırmacılar, ne alimler. Her nedense kimse bu yarayı deşmemiştir. Ama deşmek gerekiyor mu? Gerekiyor. Çünkü bakıyoruz ki İslam ümmeti asr-ı saadetten sonra hemen çöküş trendine girmiştir. Ve bu trend gittikçe hızlanmış, ümmet tamamen çökmüş, ümmeti meydana getiren cüzler, ırklar ve milletler parçalanmış, aralarında uçurumlar meydana gelmiş, birbirlerine girmişler. Eğer bu tarihin kronolojisini, acılar kronolojisini çıkaracak olursanız tüyleriniz ürperir. Yani İslam ümmetinin çocukları 1000 yıl birbirlerini nasıl yaralamışlar, birbirlerini nasıl öldürmüşler, birbirlerinin devletlerini nasıl yıkmışlar, birbirlerini tahttan nasıl indirmişler, birbirlerinin kanlarını nasıl dökmüşler, bunları bir görürseniz, kronolojik olarak bunun tarihini çıkarırsanız tüyleriniz ürperir. Öyleyse İslam'ın bir mucize olarak zamanımıza kadar intikal etmiş olması bir ilahi mucizedir ve her asırda yaşamış olan güzide bir İslam alimi kitlesinin emeğidir. Bize kadar intikal etmiştir. Biz onlara minnet borçluyuz. O yanlışlıklar gelen doğrularla birlikte bugüne kadar yürümüş, seyrini devam ettirmiş, bize intikal ettirmiştir. Bu sayededir ki biz elimizde sağlam Kur'an ve sünnet bulunduğu için yanlışlarla doğruları yan yana koyarak bir şeyleri ayıklayabiliyoruz. Size Nakşibendilik hakkında bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım ki başlıkları 7 maddeden ibarettir. Hemen okuyayım size Nakşibendiliğin kuruluşu ve zamanımıza kadar devam eden gelişim süreçleri, temel kuralları, adabı, erkanı, ayinleri, Nakşilikte hiyerarşi, bu tarikatın felsefesi, toplum ve düşünce üzerinde bıraktığı etkiler, önemli yazılı kaynaklar. Rica edeceğim ben çantamı. Getirir misiniz? Şimdi bir kitap var. Evet arkadaşlar, değerli arkadaşlarım, ben bu 7 başlığı biraz açıklamak suretiyle Nakşibendi tarikatı hakkında size güvenilir bilgiler vermeye çalışacağım Allah'ın izniyle. Nakşibendi
tarikatı, dört Nakşibendi tarikatının dört süreci vardır. Tarihin akışı içerisinde dört süreç, dört aşama kaydetmiştir. Nakşibendi tarikatı ilk defa Mahayana mezhebi olarak Buhara'da bir Budizm mezhebi olarak yaygınken kısa bir zaman içerisinde Minhaci Hakikat adı altında kamufle olmaya çalışmış. Çünkü oradaki Budistler Müslümanlarla karışık yaşıyorlardı. Müslümanlar da Budistlerden, Budistler de Müslümanlardan az çok etkileniyorlardı. Komşu idiler, ortak idiler, arkadaş idiler. Birçok hadiseler yaşanmıştır. Mesela Zekeriya Kitapçı, Profesör Doktor Zekeriya Kitapçı çok değerli bir araştırmacımızdır. Bu konuda epey bilgiler toplamıştır. Bunun da bir kitabını okursanız çok faydalı olur. Ayrıca Profesör Doktor Fuat Köprülü'nün de Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar adlı kitabını lütfen okuyunuz. Çok yararlı eserlerdir bunlar. Daha başka kaynakların adını da inşallah size vereceğim. Mahayana mezhebi bir Budizm mezhebidir. Daha çok Patanjali'nin sutralarına dayanır. Patanjali bir Hint rahibidir. Minhac-ı Hakikat kısa süre içerisinde Yeseviliğe dönüşür. Bunun bir serüveni var tabii ama vaktimizin kısıtlılığı dolayısıyla ben detaylarına giremeyeceğim. Yesevilik de daha sonra Nakşibendiliğe dönüşür. Nakşibendiliğin ilk kaynağı budur. Budizm'dir yani. Nakşibendiler ayrıca bu tarikatın baştan günümüze kadar 7 kez isim değiştirdiğini bizzat kendileri itiraf etmektedirler. İsimlerini sayıyorum. Bu adlar şöyledir. Sıddıkiye, Tayfuriye, Haceganiye, Ahrariye, Müceddidiye, Mazhariye ve Halidiye. Neden bu kadar isim değiştirdi? Nereden geldi? Bunların çok geniş açıklamaları vardır. Yine maalesef vaktimizin sıkıntısından dolayı bunun detayına giremeyeceğiz. Nakşibendi tarikatının temel kurallarına gelince arkadaşlar, Nakşibendi tarikatının 11 temel kuralı var. Ben onu şimdi size ezbere sayacağım. Çünkü bu tarikatın bir temsilcisiydim. Çok iyi biliyorum. Sayıyorum. İçinizde bilen var mı bilmem, tahmin edemiyorum. Fakat ben de dahil çoğumuz, sizden de birçoğunuz herhalde bu tarikatın köprülerinden, tünellerinden, labirentlerinden geçtiniz. Dolayısıyla şunu sormak isterim. Acaba sizin şeyhiniz o zamanki vaktiyle mürşidiniz olan zat sizi hakikaten bu 11 kuraldan haberdar etti mi? Ki hiç tahmin etmem. Bakınız, huş derdem, nazar berkedem, sefer der vatan, halveti der encümen, yadker, bazgeçt, nigahdaşt, yaddaşt, vukuf-i zamani, vukuf-i adedi, vukuf-i kalbi. Bunun ilk 8 ilkesini, ilk 8'ini Abdülhalik Gunjdevani adlı Nakşibendi ruhanisi koymuştur ki Abdülhalik Gunjdevani dokuzuncu, silsilenin dokuzuncu temsilcisidir. Yani silsile-i saadat denilen, Nakşibendiler tarafından silsile-i saadat olarak isimlendirilen hiyerarşik düzenin dokuzuncu temsilcisidir. Bu şahıs Nakşibendi tarikatını böylece patanjalist bir temele oturtmuştur. Bundan asırlar sonra yaşayan ve bunun ruhaniyetinden istifade ederek velilik mertebesine ulaştığı iddia edilen Bahattin Nakşibend, yani Nakşibendi tarikatının kurucusu olduğu iddia edilen şahıs da son üç kuralını koymuştur. Vukuf-i adedi, vukuf-i zamani, vukuf-i kalbi. Niçin sayıyorum? Bunu saymam lazım. Bundan haberdar olmanız lazım. Çünkü Nakşibendi tarikatı bu 11 rükne, bu 11 temele dayanmasına rağmen, bu 11 ilke üzerinde kurulmuş olmasına rağmen hiçbir Nakşibendi şeyhi müridini karşısına alarak böyle bir açıklama yapmıyor. Burada bir soru işareti var, size bırakıyorum yorumu. Neden yapmıyor? Daha sonra ister istemez bu tarikatın karşısında duran insanın kafasına takılacak bir takım sorular var, onu da ben zikredeceğim. Beraber cevaplarını arayacağız.
Nakşibendi tarikatının temel kuralları bu. Bu kuralların temelinde sistematik olarak insanı hayatın gerçeklerinden uzaklaştırma amaçları yapmaktadır. Bu bir iftira değildir. Neden mi? Bu kitapta bunları açıkladık vaktiyle ama hiç kimse ilgilenmedi. Şimdi inşallah ilgilenecekler. Çünkü ikinci baskısı yapıldı bunun. Bunun bir tek tanesinin açıklamasını yapayım ve yorumu size bırakayım. Mesela huşlerden diyor. Huşlerden gaflet içinde yaşamamak demektir. Bu gayet güzel bir şey aslında. Yani buradaki öneri insanın gaflet içerisinde yatmaması talebi son derece güzel bir şeydir. Ama burada istenmeyen gaflet nedir kavram olarak? Allah'ın istemediği gaflet midir yoksa şeyin istemediği gaflet şekli midir? Çünkü gaflet göreceli bir şeydir. Yani siz bağlı olduğunuz şeyh ile irtibatınızı kesmeyecek şekilde devamlı onu düşüncenizde, hafızanızda ve hafızanızda korumak suretiyle mi gafleti dışlayacaksınız, gafletten kurtulacaksınız yoksa Allah'ın emir ve nehileri üzerinde titiz durarak gafletten uzak duracaksınız? Bu böyle iki tane gaflet şekli vardır. Birincisidir Nakşibendi tarikatının öncelediği gaflet şekli. İkincisi değildir. İkinci kurala gelelim. Fazla açıklama yapmayacağım çünkü zamanımızı alacak. Nazar ber kadem. Nazar ber kadem şudur. Nakşibendi tarikatının mensubu hayatı boyunca hep ayaklarının önüne bakarak yürüyecektir. Yani sağa sola, yukarıya, aşağıya, arkaya, öne bakmayacak. Çünkü bu onun dikkatini dağıtacaktır. Birinci kurala aykırı hareket etmesine yol açacaktır. Şimdi söyler misiniz arkadaşlarım? Böyle bir hayat tarzı mümkün mü? Hayatı boyunca bir insan ayaklarının önüne bakarak, sağına soluna iltifat etmeden, dünyada olup bitenlerin hiçbirisine kulak kabartmadan yaşaması doğru mudur? Böyle bir soruyu size bırakıyorum. Bir. İkincisi bir soru daha soracağım. Hazret iddia ettiklerine göre Nakşibendi tarikatı sünnet-i seniyyeye bağlı bir tarikattır. İddia bu. Acaba Hazreti Peygamber hep ayaklarının önüne bakarak mı yaşadı? Nasıl savaştı? Nasıl devlet yönetti? Hazreti Peygamber 10 yıl devlet yönetmiştir ki Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bastırılan tarih kitaplarının hiçbirisinde bu yazmaz. Bu gerçektir. 622 yılından 632 yılına kadar Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa kendi ümmetinin devlet başkanlığını yapmıştı fiilen. Meclisi vardı, ordusu vardı, devleti vardı, bayrağı vardı, her şeyi vardı. Bir devlet başkanı hep ayaklarının önüne bakarak bir derviş gibi, bir sufi gibi sümsük sümsük dolaşabilir mi? Devleti böyle idare edebilir mi? Böyle bir kişiliği Hazreti Peygamber'e yakıştırabilir miyiz? Böyle bir hayat tarzını, böyle bir bakış açısını, bu yaklaşımı sünnet-i seniyye ile Hazreti Peygamber'in hayatıyla bağdaştırabilir miyiz? Soru size, cevap da size ait. Bu size demin saydığım 11 kuralın uzun ve gizemli bir uygulama prosedürü vardır. Amaç kişiyi mistikleştirmek, onu belli ve emredici bir şahsın güdümünde kullanılabilen bir araca dönüştürmektir. Bu prosedür müridi sürekli bir trans halinde tutarak fizyolojik konsantrasyon yoluyla ona tamamen egemen olmayı sağlar. Gaye bu, amaç budur. Ancak bu 11 kurala inanılmaz spekülatif anlamlar yüklenmiştir. Mesela Tenvirül Kulub adlı esere bakarsanız, işte Risale-i Bahaiye adlı bir kitap son zamanlarda neşredildi. Bakarsanız bu kuralların açıklamalarını orada görürsünüz. Nakşiliğin bu tarikatın adab ve erkanına gelince, değerli arkadaşlar, Nakşiliğin biatla başlayan üç önemli disiplini vardır. Bir, hatm-i hacegan. İkincisi rabıta, üçüncüsü zikir. Üçü de İslam'a ait değildir. Hatm-i hacegan, Haşhaşiler döneminden kalma gizli ve esasen amacı kamufle edilmiş bir toplantı şeklidir. Haşhaşiler biliyorsunuz Hasan Sabbah adlı bir şahsın örgütlediği bir anarşi ve suikast şebekesidir. Selçuklular döneminde
İran, bugün İran toprakları içerisinde kalmış olan Alamut kalesinde bunlar yuvalanmışlardı. O Alamut kelimesi de Arapçadır. Kal'atul Maut'tur. Aslında bozularak Alamut şeklini almıştır. Kal'atul Maut. Ölüm kalesi al. Orada Selçuklu hanedanına, şehzadelere, padişaha, sultana ve devlet erkanına karşı suikastler düzenlemek amacıyla çeşitli planlar, projeler geliştiriliyordu, yapılıyordu. O sıralarda devlet güvenlik güçleri bunların odaklandığı, yuvalandıkları örgüt evlerinde, hücrelerde, şehirlerdeki hücrelere baskın yaparlar diye halka halinde otururlar. Torbalara çakı taşları doldurur ve zikir çekiyoruz şeyi altında, yani bu perde altında kamufle olmaya çalışıyorlardı. Devletin güvenlik güçleri içeriye girdikleri zaman la ilahe illallah, la ilahe illallah zikir çekiyorlar. Ama onlar gittikleri zaman biz Melikşah'ı mı öldüreceğiz, işte Nizam-ül Mülk'ü mü öldüreceğiz, nasıl öldüreceğiz, bunun planlarını yapıyorlardı. Bu hatim daha sonra yozlaşarak bir tarikatın disiplini haline gelmiş. Düşünebiliyor musun? Da korkunç şeyler oluyor tarihte ama bunlar uzun yıllar, asırlar alıyor. Bugün Allah'ın zikri diye insanlara bu öğretiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Peygamber hayatı boyunca böyle bir zikir yapmış değil. Yani torbalara çakıl taşı doldurup bir elinden öbür eline boşaltarak zikir yapmış değil. Burada arkadaşlar çok affedersiniz. Önce yani benzetmemden dolayı beni lütfen bağışlayınız. Balla sirkeyi karıştırır gibi bir spekülasyon var burada. Bir hile var. Hatta helva ile gübreyi karıştırır gibi bir hile var. Neden? Nasıl bir hile? Allah'ın zikri. Şimdi itiraz edemezsiniz. Bir Nakşibendiye derseniz ki bu hatme hacayan da ne? Niye yapıyorsunuz? İslam'da böyle bir şey yok dediğiniz zaman size cevabı şu olacaktır. Sizi susturmak için aynen şöyle diyecektir. Diyecektir ki Allah Allah. Biz Allah'ı zikrediyoruz. Ne çekiyoruz? Biz kelime-i tevhid çekiyoruz. Biz lafzayı celal çekiyoruz. Bu kötü bir şey mi diyecek? Ama ya bilgisizlik ya da bilinçsizliğinden dolayı o bunu böyle savunacaktır. Çünkü o bugünkü hadiseleri geriye doğru halkalarını birbirine bağlayarak Alamut kalesiyle irtibatlandıramaz. Böyle bir bilgisi yok. Müridin yok, şeyhin bile yok. Şeyhinin yok, müridin bilgisi nasıl olacaktır? Rabıtaya gelelim. Rabıta bu kitapta geniş açıklamasını yaptık ve konu zaten o. Rabıta kısaca şudur. Müridin şeyhiyle irtibatını sürdürmesidir. Fakat bunun bir prosedürü var, bir uygulama şekli var. Abdest alacak. Bu kılıf. İslam'dan alınıyor. Çünkü bir sentez bu. Abdest alacak. Kıbleye karşı oturacak. Başına bir puşu sarkıtacak. Dikkatini, eşya ve olaylar dikkatini çekmemesi için. Şeyhinin şeklini gözünün önüne getirecek. Şeyhinin İki kaşının arasına odaklanacak. Onun kalbinden kendi kalbine bir nur şelalesinin aktığını tasavvur edecek. Dili damağına yapışıp nefesini burnundan alıyor olacak. Bunu 15 dakika, 20 dakika sürdürecek. O arada yapacağı zihni şeyler de vardır. Bu tam manasıyla bir yogadır. Yogada bunun açıklamaları vardır. Benzeri açıklamalar, tıp benzeri uygulamalar vardır. Sadece nesneler ve kavramlar için seçilmiş kelimeler, argümanlar değiştirilmiştir. Yani Patanjali'nin sutralarından nasıl ki o 11 kural alınmış ve Nakşibendi tarikatı onun üzerinde kurulmuş ise aynı şekilde Budizm'den yoga'nın kuralları alınmış ve Sanskritçe'den bir takım argümanlar Arapça'ya ve Farsça'ya çevrilmiştir, bu hale getirilmiştir. Zikre gelince, zikir letaif-i hemse ile yapılır. Biraz karmaşıktır. 5 tane latife denir. Elle tutulması, gözle görülmesi mümkün olmayan insan vücudunda 5 nokta tespit edilmiştir bunlara göre. Ruh, nefis, akıl, işte hafi, ehfa gibi bunları dağılımını ve yerlerini anlatıyorlar Nakşibendiler. Zikrederken gözleriniz yumuk, diliniz damağınıza yapışık, nefesinizi burnunuzdan alıyorsunuz, akciğerinizi dolduruyorsunuz ve o arada 3, 5, 7, 9, 11, 23'e kadar ne kadar dayanabilirseniz içinizden Allah Allah diyeceksiniz.
Arkadaşlar İmam-ı Nevevi Hazretleri Hazreti Peygamber'in dua ve zikir şekillerini El-Ezkar adlı kitapta toplamıştır. Bu isim yabancı olmasa gerek size. Bu kitabı alınız. Ön kısımlarda zikrin nasıl yapıldığını, telaffuz şeklinin nasıl olacağını gayet güzel anlatır. İslam'da zikir hem dille yapılır hem kalb ile yapılır. Dilinizi damağınıza yaptırarak, dudağınızı kapatarak, nefesinizi burnunuzdan alarak, ciğerinizi şişirerek, yoga yaparak zikir yapamazsınız. Bunu ancak bunu bir Budist rahibi böyle zikir yapar. Himalaya dağlarındaki bir Budist stupasına giderseniz Mahirishi Mahesh'in Shri Mataji'nin yetiştirdiği guruların emrindeki rahiplerin böyle zikir ettiğini görebilirsiniz. Biz İslam'ın mensuplarıyız. İslam'da böyle bir zikir şekli yoktur. Çok net bir şekilde görüyorsunuz ki Nakşibendilik'te bir böyle tarlayı nasıl sürerler altını üstüne getirirler. Böyle bir Budizmin altını üstüne getirerek onu biraz da İslam'la harmanlayarak böyle bir felsefe kurmuşlardır ve üzerine tarikatını binalandırmışlardır, yapılandırmışlardır. Nakşilikteki silsileye gelince, Nakşilikte bir hiyerarşi düzeni vardır. Nakşilerin iddiasına göre bu tarikat Hazreti Ebubekir'den başlamak üzere belli bir hiyerarşi zinciri boyunca günümüze ulaşmaktadır. Bu zincirin birer halkasını temsil eden isimler ise şöyledir. Kısaca sayıyorum. Hazreti Ebubekir. Şimdi size soruyorum. Hazreti Ebubekir'in hayatta bir kez bile olsun Nakşibendi kelimesini telaffuz ettiğine ihtimal veriyor musunuz? Çok korkunç bir şey bu. Böyle bir iddiada bulunmak. Evet, ama diyorlar ki bizim tarikatımızın ilk şeyhi odur diyorlar. Hazreti Ebubekir kim olduğunu biliyorsunuz. El alem biliyor. İsrail'de bile biliyorlar. İsrail'de tarih dersinde Hazreti Ebubekir okuyor işte Yahudi çocuklarına. Çünkü tarihi bir şahsiyettir. Evet, ikinci Nakşibendi tarikatının ikinci temsilcisi sözde Selman-ı Farisi'dir. Selman-ı Farisi'nin vefat tarihi 656. Üçüncü şahsiyet Kasım bin Muhammed'dir. Muhammed kim biliyor musunuz? Hazreti Ebubekir'in oğlu Muhammed'dir. Bu şahıs, bu zat önemli İslam hukukçularından, ilk İslam hukukçularından, ilk 7 İslam hukukçusundan biridir. Kasım İbni Muhammed. Onun babası Muhammed bin Ebi Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed, Hazreti Osman'ın katli sırasında orada bulunduğu için hayatı boyunca ızdırap çekmiş ve gittiği her secdede babası için Allah'tan mağfiret dilemiştir. Bu şahsiyet. Bunun hayatı gayet aydındır. Nakşibendilikle, mistisizmle, tarikatla, rabıtayla, hatm-ı hocaganla en ufak bir alakası yoktur. Silsilenin dördüncü halkası İmam Cafer Es-Sadık'tır. Cafer Es-Sadık Hazreti Hüseyin'in torunudur. Muhammed Bakır'ın oğludur. Hazreti İmam Ebu Hanife'nin İmam-ı Azam'ın da babalığıdır. Üvey babasıdır. Eğer İmam Ebu Hanife'nin, İmam-ı Azam'ın Nakşibendi tarikatıyla zerre kadar ilgisi varsa bunun da olur. Ama siz Ebu Hanife'yi, mezhebinizin imamını çok iyi tanıyor olmalısınız. Onun hayatını okudunuz. İsterseniz bir daha okuyun, bakın. Onun hayatında 5. temsilcisi Beyazid-i Beslami'dir. 803-874 tarihleri arasında yaşamış olan bu zat, İmam Cafer'den 40 yıl sonra doğmuştur. Diyorlar ki bu Beyazid-i Bestami mana aleminde İmam Cafer-i Sadık'ın ruhaniyetine ulaşarak ondan istifade etmiş ve tarikatı ondan almıştır. Size bırakıyorum yorumu. Tabi bu uzaktan kumandalı velilik alma işine de üveysilik diyorlar. Onu da kavram olarak biliniz. Üveysi nereden geliyor? Biliyorsunuz Veysel Karani adlı tanınmış bir tabi'i vardır. Bir şahsiyet vardır. Bu Hazreti Peygamber'e platonik sevgiyle bağlı bir Yemenli zahittir. Bu zat bazı araştırmalara göre Hazreti Ali'nin askerlerine katılmış ve Sıfın Savaşı'nda şehit olmuştur. Bu zat Hazreti Peygamber'i çok sevdiği için kendisini görememiştir ama ona bağlanmıştır. Bu ilgiyle birbirini görmeden bir sonraki şeyhin bir öncekinden feyiz almasını böyle bir şeye benzetiyorlar. Hazreti
Veysel Karani ile Hazreti Peygamber arasındaki sevgi bağına benzetiyorlar. Üveysilik buradan doğuyor. Evet. Altıncı temsilcisi bu tarikatın Ebul Hasan el-Harakani'dir. Bu şahıs da Bestami'yi görmüş değil. Bunun ölüm tarihi 1034'tür. Bu da sözde üveysidir. Ebul Hasan el-Harakani'den sonra yedinci temsilci Ebu Ali el-Farmedi'dir. Ebu Ali el-Farmedi az çok okumuş, tahsilli, eğitimli bir şahsiyettir. Risale-i Kuşeyri'nin müellifi olan Abdülkerim Ebul Kasım olacak galiba. Bu zatın öğrencisi olur. Gazali'nin muasırıdır ve arkadaşıdır. Gazali bunun etkisinde kalmış. Ebu Ali el-Farmedi'nin etkisinde kalmıştır. Fakat Ebu Ali el-Farmedi'nin nerede bulursanız bulunuz biyografisini okuyun, Nakşibendilikle hiçbir alakasını bulamazsınız. Benim size verdiğim şu anda kısa bilgilerden başka da bir bilgi, fazla bir bilgi bulamazsınız. İmam-ı Gazali ile arkadaştır, beraber okumuşlardır. Nizamül Mülk ve Selçuklu Erkanı tarafından saygı görmüş bir şahsiyettir, bir ilim erbabıdır, bir medreselidir. Bu kadar. Onun biyografisinde, hayat hikayesinde Nakşibendilikle ilgili herhangi bir malumata rastlamıyoruz. Sekizinci temsilci Ebu Yakup Yusuf el-Hemani'dir. Bunu Profesör Doktor Fuat Köprülü bundan biraz bahsediyor. Üfürükçü biridir diyor. Koca karı ilaçları yapardı diyor. Ama gene de Nakşibendilikle iliştirilecek herhangi bir malumat yoktur bunun biyografisinde. Çünkü Bahattin Nakşibend bundan asırlar sonra dünyaya gelmiş ve yaşamıştır. Dokuzuncu temsilci hakkında demin size bilgi verdim. O Patanjali'nin sutralarından 8 kuralı alıp Nakşibendiliği onun üzerine bina eden şahsiyettir. Kişidir. Ondan sonra onuncusu Arif Rivegeri ve silik bir şahsiyeti vardır. Bilgi yok. 109'dur bunun ölüm tarihi. 11. halka Mahmud İncifanevi'dir. Bu şahıs da öyledir. 12. şahsiyet Ali Ramiteni'dir. Silik bir şahsiyettir. 13. şahıs Muhammed Baba Samasi'dir. Adı sanı yok. 14. şahıs Emir Kulal'dır. 1370 tarihinde ölmüştür. Bu adam çömlekçi ve güreşçidir. Pek öyle alim fazıl zakir birisi değildir. Çok sıradan biridir. 15. kişi, yani niçin bunları sayıyorum? Bugünkü Nakşibendi şeyleriyle bunları bir mukayese edin. Bugünküler saltanat sürüyor. Limuzinlerde geziyor. Etraflarında binlerce insan var. Siyasi parti liderleri bunları ziyaret ediyor. Bunların bir sinyaliyle oy sandıkları hemen doluyor. Partiler iniyor. Yönetimler değişiyor. Böyle bir şey yok. Bunlar kasaba gider, böyle bir ciğer alır eline. Sinekler üzerinde evine gider gelir bir derviş. Elinde keşkül. Böyle insanlar. Sonra bu aşamalar kaydedilmiş. Bunlar da size Nakşibendilik hakkında çok önemli mesajlar veriyor. Evet. Nihayet bu güreşçi ve çömlekçi dediğimiz şahsın halifesi olduğu ileri sürülen 15. şahıs Muhammed Bahaettin Nakşibend'dir. Bu şahıs muasırı olan, çağdaşı olan bir prensin at seyisidir. At bakıcısıdır. Hiçbir bilgisi yok. Hakkında hemen hiçbir bilgi yok. Eseri yok. Şah-ı Nakşibend adlı şahıs. Şahısla ilgili hemen hemen hiçbir belge yok. Bir rüyası vardır. Rüyası bir rüya efsanesi vardır. Hepsi o kadar. Bunun halifesi, bunun yerine koyduğu şahsın adı Alaaddin Attar'dır. 16. temsilcidir. Bunun ölüm tarihi 1400'dür. Ne yazık ki bugünkü Afganistan topraklarında, hatta İslam dünyasında meşhur bir şahsiyet var. Alimdir. Seyyid Şerif Cürcani. Tarifat adlı kitabıyla, daha birçok eseriyle de tanınmış bir şahsiyet. Ne yazık ki bu Alaaddin Attar'ın etkisi altında kalmış. Bu alimlerin, bu şeyhlerden etkilenmesi sebebiyle bu 16. halkadan itibaren Nakşibendi şeyhleri halk nezdinde bir popülarite kazanmaya başlamışlardır. Bu tarihten itibaren başlıyor. Ondan sonra 17.si Yakub-i Çerhi'dir. Rabıta hakkında ilk kez konuşan şahıs budur.
17. Ölüm tarihi 1447, doğum tarihi belli değildir. İlk defa kelime olarak rabıtayı telaffuz eden şahıs budur. Fakat bunun, bu rabıtanın nasıl yapılacağı hakkında herhangi bir bilgi vermemektedir. Bundan sonra Nasiruddin Ubeydullah el-Ahrar adında bir şahıs Nakşibendi postuna oturuyor. Timurlenk ölürken bu Ahrar, Ubeydullah el-Ahrar 18. temsilci 2 yaşındaymış. Onun torunu, Timurlenk'in torunu Sultan Ebu Said ile aynı soydan gelen Şahruh'un oğlu Mirza Babür aralarında bir sürtüşme vardı, siyasi bir sürtüşme vardı. Ubeydullah-ı Ahrar siyasete de bulaşmış, bunları barıştırmıştır. Dolayısıyla Nakşibendi şeyhlerinin siyasete atılması da hemen hemen buradan itibaren başlıyor. Mistik hayatın dışına taşma, buradan itibaren Nakşibendi şeyhleri arasında bir eğilim olarak ortaya çıkıyor. 19. şahıs Kadı Muhammed Zahid Bedahşi'dir. Doğum tarihi belli değil, 1529'da ölmüş. 20. şahıs Derviş Muhammed Semerkandlı'dır. 21. Muhammed Hacegi Emkenegi'dir. 22. Muhammed Baki Billah'tır. Bu mezarlarda yatıp kalkan bir meczup idi. Hindistan'da yaşamış. Kendisi Afganlıdır. Bunun talebesi, bunun yerine seçtiği kişi Nakşibendilerin çok övdüğü mektubatın sahibi İmam-ı Rabbani'dir. Yani Muhammed Ahmet Faruk-i Serhindi adlı şahıstır. Bu zat 1563-1624 tarihleri arasında yaşamış, 63 yıl yaşamış. Yüzlerce mektup yazmıştır. Mektuplarının hepsi Hint meşreplidir. Yani Budizm'den esinlenerek söylediği, yazdığı kanaatlerini içermektedir. Çok sık bir şekilde kitap ve sünnetten bahsetmiş olmakla birlikte bazı mektupları dehşet vericidir. Mesela bir mektubunda ben Allah'ı kadının cinsel organı içinde gördüm diyor. Böyle bir ifade kullanıyor. Bunun yerine oğlu Masum Faruk'u geçiyor ve fanatizm başlıyor şeyde, Nakşibendilik'te. Bunun yerine Seyfüddin Faruk'u geçiyor, o da onun torunudur. Bunun yerine Nur Muhammed Bedevani geçiyor ki 1722'dir bunun ölüm tarihi. Bununla ilgili bir şey anlatmadan geçemeyeceğim. Çok ilginç bir şey. Bu Nur Muhammed Bedevani 26. halkadır. Bu bir gün sözde 100 numaraya girerken, affedersiniz, sol ayakla girmek gerekirken sağ ayakla giriyor ve sünnet-i seniyeye böylesine korkunç bir ondan sonra da kamburu çıkıyor adamın. Düşünebiliyor musunuz? Fanatizm başlıyor bu tarikatta. Fanatizmin başlaması da böyledir. Ondan sonra 27. halka da çok enteresan. Bu Şemsüddin Habibullah Mirza Mazhar Canı Canan. İsmi görüyor musunuz? Şiir gibi. Evet, tam bir mısra şiiri gibi. Bir daha tekrar ediyorum. Kulağınızda çınlasın. Çan gibi ayrı. Şemsüddin Habibullah Mirza Mazhar Canı Canan. Bu 90 yıl yaşamış. Bunu son dönem Nakşibendi şeyhlerinden ben de bir defa gördüm. Muhammed Küfrevi'nin torunu Kasım Kufralı vardı. Ağrı milletvekili. Bunun yazdığı bir eser var. Daktilo ile yazmış. Halen de basılmış değil. Türkiyat Enstitüsü'nde İstanbul'da duruyor aslı. Bunu araştırdım. Baştan sona kadar ilgiyle okudum. Dehşetle de bu zatla ilgili birkaç satır okudum. Diyor ki aynen Buda gibi dolaşır ve yaşardı diyor. Üzerinde sadece bir fistan, bir kamis vardı diyor. Yani çırılçıplak, başından aşağıya böyle bir gömlek geçirmiş. Hiç et yemezdi, otla geçinirdi diyor. Vejeteryendi. Resulullah'ın hiçbir zaman sünnetine ittiba etmemiş. Buda hazretlerinin sünnetine tabi bir insandı diyor. Bu böyle bir insan. Evet, Nakşibendi tarikatı böyle kaynaklardan istifade etmiştir. Bunlar size çok mesaj veriyor. Bundan sonra 28. halka olan Abdullah Dehlevi'ydi. Bu zat çok önemli. 1145-1824 yılları arasında yaşamış olan bu şahıs İngilizlere çok sıkı fıkıdır. Ben asrımızın araştırmacılarına hitap ediyorum. Lütfen bu zatın hayatını araştırınız. Çünkü şeyler var burada. Ben vaktim olmadı. Hindistan sınırlarına kadar gittim. Çatışma çıktı, gidemedim ama 23 yıl oturdum. Bu kitapla beraber başka bir kitap yazdım. Birileri gitsin. Bu belgeleri Kalküta'dan, Yeni Delhi'den, oradaki müzelerden, kütüphanelerden çıkarsın. Bu zat
zatın hayatını ortaya çıkarsın. Rica ediyorum, diliyorum. İnşallah böyle yetkin, aşkın, ilgili Sanskrit, Arapça, İngilizceyi bilen araştırmacılarımız gider çıkarır. Gelirler özellikle Ankara'da Hacettepe Üniversitesi İndoloji kürsüsünün başındaki adamına hitap ediyorum burada. İnşallah sesim ona ulaşır. Bu öncelikle onun vazifesidir. Bunu yapsın. 29. halka Halid Bağdadi Zülcenahayn iki kanatlı unvanıyla tanınmış Halid Bağdadi'dir. Halid Bağdadi Kürt asıllıdır. Bugünkü Irak'ın Süleymaniye kentindendir. Mikaili aşiretine mensup biridir, medreselidir. Astronomi, matematik gibi pozitif ilimler de okumuştur ama çok duygusal bir şahıs. Bir gün adamın biri geliyor, ona bir takım işaretler yapıyor ve onun üzerine 1878'de dünyaya gelmiş, 1778'de dünyaya gelmiş, 1826 tarihinde ölmüş olan bu zat 1810 tarihinde Hindistan'a gidiyor. Bir yıl orada bu Abdullah Dehlevi'nin yanında kalıp ondan tasavvuf terbiyesi aldıktan sonra 1811'de dönüyor ve 3-5 ay zarfında Osmanlı coğrafyasına Nakşibendiliği yayıyor. Yaymaya muvaffak oluyor. Önce bir tepki görüyor. Fakat döneminin padişahı Sultan Mahmud'un kızı Adile Sultan bunun öğretilerine gönül verince, çarpılınca bunun getirdiği öğretiye tetkik ediliyor. Nihayet Bağdat valisi Davut Paşa'nın da hazırladığı bir rapora göre bunun zararsız olduğu ifade edilince Bab-ı Ali ona destek veriyor ve o zaman zaten Osmanlı idaresi, Osmanlı yönetimi büyük belaların içerisinde yüzüyordu. Can simidi arıyordu kurtuluş için. Bir can simidi olarak Nakşibendiliğe sarıldı ve maalesef bu ilişki Nakşibendi tarikatının o zamana kadar epey yabancı olan, Nakşibendi tarikatına epey yabancı olan Türk milleti, Türkiye toplumu, Osmanlı toplumu Nakşibendiliği kucaklıyor, alıyor, özümsüyor ve sindiriyor. O zamana kadar bilhassa bizim doğu bölgesinde Kadiri tarikatı çok yaygındı. Bir anda çöküyor Kadirilik. Bütün Kadiri tekkeleri Nakşibendi tekkelerine dönüşüyor. Bu Halid Bağdadi'nin doğu medreseleri üzerinde de çok büyük etkisi vardır. Değerli arkadaşlar, şimdi Nakşibendilik'te felsefeye biraz dokunacağım. Nakşibendiliğe ait felsefe konusunda ben 4 nokta tespit etmiş bulunuyorum. Onları ben size notlarımı izleyerek okuyayım. Siyaset ve hayat konusunda ketumiyet vardır Nakşibendilik'te. Örneğin hiçbir Nakşi şeyhi komünizm, kapitalizm, darvinizm, pozitivizm, ticaret, ekonomi, sanat, terör, cihat, mesela Filistin, Irak, Somali, Afganistan, Keşmir, Çeçenistan, Bosna, Hersek, Kıbrıs, Sincan ve Filipinler'deki soykırım ve tecavüzler, İslam ümmeti ve İslam birliği gibi hayati konular hakkında hemen hiç konuşmaz. Evet, bu onlara yasak, kendilerine yasak etmişlerdir. Böyle bir şeye dokunmazlar. Yorum size ait. İkinci felsefesinin ikinci çarpıcı noktası, görünüşte kitap ve sünnete bağlılık vardır. Yani ruhsat yok, azimet vardır. Bu görünür de böyle. Bunu kanıtlamak için Kur'an kursları açmak, cübbe, sarık, şalvar ve sakal gibi göze hitap eden malzemelerle toplumu etkilemektedirler. Üçüncüsü, sıkı propaganda vardır. Propagandada ısrarlı süreklilik, ekipler vasıtasıyla gizli ev sohbetleri ve bu sohbetler sırasında keramet efsanelerinin anlatımı ile eğitimsiz kalabalıklar üzerinde etki uyandırma çabaları özellikle son yıllarda büyük bir hız kazanmıştır. Dördüncü önemli nokta, Nakşibendilik'te ünlü patanjalistlere büyük bir bağlılık vardır. Özellikle Muhiddin-i Arabi ve Rabbani gibi kitle arasında, Rabbani bu kitle arasında çok saygın birer mevkiye sahiptirler. Halbuki bunlardan evet bir tanesi Nakşibendi'dir ama Muhiddin-i Arabi Nakşibendi değildir. Kendi adına Ekberi Tarikatı diye bir tarikat kurmuştur. Niçin? Çünkü
Muhiddin Arabi de, Rabbani de, ikisi de panteisttirler. Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, Molla Cami gibi, Feriduddin Attar gibi. Bunlar panteisttir. Mesela Feriduddin Attar'ın bir söylemini size naklediyorum. Lütfen rahatsız olursanız bunu bağışlayın. Çünkü bunu ben söylemek zorundayım. Bir ilim adına konuşuyorum. Feriduddin Attar bir Türk şairidir, mutasavvufudur. Diyor ki, ama Arapça söylüyor, ben Türkçe'ye çevireceğim veya Hoca Efendi çevirsin. Diyor ki, وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَهُنَا وَمَا اللّٰهُ إِلَّا رَاهِبٌ فِي كَنِيسَةٍ. Aynen böyle diyor. Köpek ve domuz da ilahlarımızdan başka bir şey değildir. Onlar da Rabbimizin birer parçasıdır diyor. Mihrab-ı panteist değiliz diyorlarsa da, madem ki panteistleri seviyorlar, o halde onlar da panteisttir. Çünkü sevdiğinizin kanaatini paylaşıyorsanız siz de o kanaate sahipsiniz sonucu çıkar bundan. Şimdi mesela Muhiddin Arabi eserlerinde Fusus-ül Hikem'de, Futuhat-ı Mekkiye'de, özellikle Fusus-ül Hikem'de bir şey söylüyor. Diyor ki هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاَخِرُ وَالْظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken en sonda diyor ki Allah zahirdir, işte şöyledir, şöyledir, şöyledir. Bu sıfatlarıyla zahirdir. Dolayısıyla Allah bu eşyanın bizatihi kendisidir. Eline bir şey alıyor diyor, Allah bu da Allah'ın bir parçasıdır diyor. Evet, diyor ki Allah bizzat benim pirim, şeyhim, Ebu Sa'id'il Harraz'ın bizzat kendisidir diyor. Bu Muhiddin Arabi hiç yorumsuz bunu söylüyor. Size kaynağını nakledebilirim. Şimdi Nakşibendiler bunlara hürmet ettiklerine göre o zaman bunların kanaatlerini paylaşıyorlar demektir. Biz onlara hakaret etmiyoruz. Sadece açıklama yapıyoruz. Diyoruz ki Nakşibendi böyledir. Nakşibendilik şöyledir. Kanaatleri şudur. Nakşibendiliğin toplum ve düşünce üzerinde bıraktığı etkilere gelince. Değerli arkadaşlar, bu konuda da bazı tespitlerim var. İslam'ın öngördüğü ve üzerinde ısrar ettiği aktif düşünceyi pasifize etmiş mistik bir din ve düşünce ortamının yayılıp yerleşmesine öncülük etmişlerdir Nakşibendiler. Özellikle 5000'lik ve onun üzerindeki limitlerde mantra çekmeye alıştırılmış milyonlarca Nakşibendi amaçsız yaşam dalgalarının içine itilmişlerdir. Mantra, zikir. Bu Sanskritçe'de mantra. Onlar zikir diyor, çevirmişler. İslam'ın argümanlarını kullanıyorlar. 5000 kere 24 saat içerisinde oturup 5000 defa Allah diyeceksiniz. Ama nasıl diyeceksiniz? Demin ifade ettiğim tarzda yapacaksınız bunu. Yani dilinizi damağınıza yapıştıracaksınız. Ondan sonra nefesinizi burnunuzdan alacaksınız. Akciğerinizi şişireceksiniz havayla. Ve içinizden 3 kere, 5 kere, 7 kere ne kadar nefes tutabiliyorsanız Allah diyeceksiniz. Sonra nefesini bırakıp aynı şeyi tekrar edeceksiniz. Bu saydığı lafzayı celal, içinizden tekrarladığınız lafzayı celal 5000 defa iyi buluncaya kadar. Şimdi bunların gayesi kelime-i tevhid veya lafzayı celal çekmek değil. Bu mantraların bilinci sınırlı bir koridora koyarak orada vücudu terbiye etmek ve vücuda bir konsantrasyon kazandırmaya yöneliktir. Hatta cehri zikirlerde de böyle bir amaç var. Mesela Rufai müritlerine ayin sırasında sesli zikirler yapılır. Belki de gördünüz. Çalgılı, müzikli zikirler yaptırılır. O zikirler arasında tahmin edemeyeceğiniz kadar tekrarlar yapılır ve nefes alınıp verilir. O kadar hızlı nefes alınır verilir ki akciğer sahip olduğu kapasitesinin çok üzerinde oksijen emerek onu kana aktarır. Ve kan o oksijeni yaktıktan sonra vücutta bir yanma olayı meydana gelir. Bir kendinden geçme hadisesi yaşanır. O sırada vücutta olağanüstü fenomenler yaşanır ve vücut olağan tepkisini göstermez. Eşyaya karşı, hadiselere karşı alır bir şiş, hemen batırır vücuduna, öbür taraftan çıkarır ve vücut kanamaz. Buna keramet diyor. Hayır, bunu Budist rahimi de yapıyor. Şeyi de bu. Kerameti de burada saklı işte.
Ondan sonra elini ateşe sokar, çıkarır, yanmaz. Buna pirobaşi denir. Bu Budizm, bu Budistlerin terminolojisinde. İbn Teymiye merhum bunun sırrını çözmüş. Çünkü onun zamanında Rufailer halkı çok etkiliyor ve onların tevhidden sapmalarına sebep oluyorlardı. İbn Teymiye dayanamayarak vaktim hükümdarına müracaat etmiş, demiş ki ben araştırdım. Niye ateşte yanmadıklarını öğrendim, sebebini öğrendim. Bunlar amyant tesiri yapan, amyant etkisi yapan bir madde bulup vücutlarına sürüyorlar. Bu madde bir izolasyon tabakası meydana getiriyor. Ateşin vücudu yapmasını önlüyor. Nedir bu madde? Bu maddeyi buluyorlar. Başka şeylerden de istihsal ediyorlar, üretiyorlar ama o zaman kurbağalardan temin ediyorlarmış. Bir kurbağa salgısı fakat nadir, az. Bunları çok buluyorlar. İşte onlardan hangisi bu gösteriyi yapacaksa vücudunu sıvıyor bu maddeyle, çıkıyor. Üzerine işte yağ döküyor, benzin döküyor, ateşe veriyor, yanmıyor. Ya da kor ateşin üzerinde geziyor veya yalıyor. Yani bizim memlekette hestiv diyorlar, Kürt arkadaşlarımız bilir. Tandırdan ekmek küremek için özel olarak yapılmış saplı bir aparat vardır, bir araç vardır. Onu böyle kıpkırmızı yaparlar ateşte, onu böyle yalar, hiçbir şey olmaz. Cız der böyle, değil ama hiç yanmaz. O amyan tesiri yapan maddeyle sıvanmıştır aslında. İbn Teymiye bunu tespit etmiştir ve onlarla bahse girmiştir. Onları davet etmiştir. Onların bu davasını iptal etmek için hükümdarın huzurunda bu tatbikat yapılmak istenmiştir. Rufai Şeyhi orada bir kabin içerisine girip orada bir operasyon yapacak. İbn Teymiye buna mani olmak istemiştir. Sen o maddeyi süremezsin, gel ateşe, eğer bu vaziyette kendini atabilirsen ben de kendime atacağım demiştir. Adam caymıştır, orada sırları çözülmüştür. Evet. Evet, ne yaparlar? Bir Nakşibendi şeyhinin veya vekilinin, Nakşibendi müritleri topluluğu üzerinde etki yapmak için yaptığı konuşmalar sırasında aynen Maharishi Mahesh ve Shri Mataji'nin seanslarına katılan insanlardan daha çok vicdan iflasına sebep olur. Siz belki bilmem içinizden bu transandantal meditasyon derneklerine gidenleriniz oldu mu? Orada beyin yıkama seansları vardır. Bir Nakşibendi şeyhinin huzuruna gidip inabe almak isteyenin havale edildiği o molla tarafından neye uğratıldığını bir seyretseniz veya siz böyle bir olaydan geçtiyseniz, böyle bir olay yaşadıysanız hatırlarsınız. Bunu hatırlamanız mümkün. Nakşibendi tarikatı insan biçimci felsefesiyle milli Türk putçuluğunu da kışkırtarak tevhid hareketinin önünde büyük bir engel oluşturmuştur. Çünkü netice itibariyle putçuluk şeyde var, panteizmde putçuluk vardır, laikçilikte de putçuluk var. Laiklikte yoktur da, laikliğin özünde putçuluk yoktur. Laikliğin özünde materyalizm vardır, yani Allahsızlık vardır. Fakat laikçilikte putçuluk var. Mitüdizmde, Milli Türk dininin, 1939'da kurulan Milli Türk dininde Türk ilahı ve Türk peygamberi aynı şahıstır. Kabe'ye nazire olarak Türk Kabe'si bina edilmiştir Ankara'da. Bu inanç, bu dinin inançları Nakşibendi tarikatı sayesinde daha da açılım kazanmıştır asrımızda. Şu an bugünlerimizde daha da cesaret kazanmış, açılım kazanmıştır. Çünkü her iki akım da, bu mistik akım da, laikçi akım da netice itibariyle insanları aynı noktada buluşturmaktadır. Dolayısıyladır ki hep bunlara danışırlar ve ilhamlarını bunlardan alarak iktidara gelirler. İslam'ın bir bütün olarak gördüğü hayatı Nakşibendi tarikatı dünyevi ve uhrevi olmak üzere ikiye ayırmış. Fenafillah inancıyla ahiret alemini, kıyameti, cenneti, cehennemi, hesabı ve siyaset sıratı örtülü olarak inkar etmiştir. İnkar ediyor. Nietzsche nasıl inkar ediyor? Allah yok demiyor. Fakat Şeyh Allah'ın ortağı olduğu için şeyhte fena makamına ulaşan, şeyhte fena, resulde fena mertebelerini gerçekleştiren
getiren kişi nihayet Allah'ta da fenayı gerçekleştirmiş olacaktır. Dolayısıyla Allah'ın mevcudiyeti bir anlam taşımayacaktır. Onların bizzat belgeleriyle bunu ispat ediyoruz. Evinizde varsa takip edin, yoksa temin edip bakabilirsiniz. İstanbul'da bir Nakşibendi grubunun hazırladığı Ruhul Furkan adlı kitabın, tefsirin ikinci cildinin 63. sayfasına lütfen bakınız. Orada aynen şunu yazıyor. Diyor ki, Mevla'nın fazlu keremiyle, bu tabi kılıf bu Mevla'nın, Mevla yok aslında, Mevla kendileri. Mevla'nın fazlu keremiyle masiva, salikin nazarından tamamen kalkıp Allah'tan gayriyi görmekten isim ve resim kalmayınca, yani her şeyi artık Allah'ın bir parçası olarak görebilecek bir basirete ulaştıktan sonra kişi, Allah-u Teala'da eriyip, eriyip gitmek tabir edilen devlet hasıl olmuş olur. Böyle bir devlet, böyle bir şanslı olmuş olur. Ve tarikat hali sona ermiş olur. Tarikatın amacı bu. Tarikat bir yoldur. Sizi yükseltir, yüceltir. Bir zaman gidersiniz, Allah'ın içinde erirsiniz, Allah olursunuz. Bu. Evet. Ve en sonunda da diyor ki, tamamlamış bunu diyor. Tarikat hali sona ermiş olur ve böylece seyri ilallah, Allah'a giden yolculuk, Mevla'ya doğru yürüyüş tamamlanmış olur. Çünkü kendiniz Mevla olmuş olursunuz. O bu kadar açık. Hiç gizli bir şey yok burada. Ve tefsirde anlatıyor. Aynen, tefsirde yani. Görebilirsiniz. Ruhul Furkan cilt 2 sayfa 63. Yorum size ait. Evet. Nakşibendilik kapalı ruhaniyetçi öğretisiyle Hint geleneğine sıkı transandantal uygulamalarıyla Türkiye'deki geniş kalabalıkları hipnotik bir etki altında bırakmış dünyadaki hareketliliğe ve bilhassa İslam coğrafyasında yaşanan acı olaylara karşı onları duyarsız hale getirmiştir. Hiçbir Nakşibendi kalabalığı içerisinde Müslümanların derdi tartışılmaz. Ama katiyen buna dokunamazsınız. Filistin deyin, Filipinler deyin, Çeçenistan, Kıbrıs, Bosna Hersek bir şey söyleyin. Ha, böyle şey, biz siyasetle uğraşmıyoruz der, hemen sizi sustururlar. Evet. Dertleri bu değil. Onların dertleri Allah olmak, Mevla olmaktır. Evet. Bu tarikat İslam'daki ibadet anlayışını önemli ölçüde dejenere etmiş, dikkatlerin özellikle kutsal ölmüşler üzerinde yoğunlaşmasını sağlayarak Allah'ı yok sayan panteizmin gittikçe dindar kitle arasında daha rahat yayılmasını doğrudan ve açık olmasa bile özendirmiştir. Nakşilik kuşkuları dağıtmak için gerektiği zaman ve gerektiği kadar, ancak ibadet kavramına yer verirken gerektiği zaman ve gerektiği kadar, panteizmin temelini teşkil eden marifetullah kavramı üzerinde ısrarla durmaktadır. Nakşibendilik ibadetullah üzerinde durmamaktadır. İhtiyaç kadar durur. Size namazı telkin etmez. Size orucu, ibadeti telkin etmez. Zaten bunu yapıyorlar. Size her an marifetullah hakkında söz açarlar. Bütün konuşmalarının, açıklamalarının, dertlerinin eksenini marifetullah teşkil eder. Marifetullah demek Allah'ı tanımak. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de marifetullah'la ilgili bir tek kelime bulamazsınız. Neden? Çünkü Allah'ı tanımak mümkün değildir. Zat-ı ilahiyeyi şu küçük kafa tasına sığdırmak, insan beynine sığdırmak mümkün değildir. Allah Teala insanı ibadete davet ediyor. Diyor ki: "Vemâ halaktul cinne vel insa illâ liya'budûn." diyor. "Vemâ halaktul cinne vel insa illâ liya'rifûn." demiyor. Ben insanları ve cinleri beni tanısınlar demiyor. Bakınız, çok ilginç bu, çok önemli bir nokta. Beni tanısınlar demiyor çünkü onu tanımak, zat-ı ilahiyesini bizzat tanımak mümkün değil. Onu eserlerinden ve sıfatlarından dolayı biraz tanımaya çalışırız. Ama ona ibadet etmek şart. Onun daveti bu Değerli arkadaşlar, sizi uyutmayacağım. Biraz sonra bitecek. Canlılığınızı lütfen kaybetmeyin. Nakşi şeyleri, Nakşibendi tarikatında büyük evrimler yaşanmıştır. Bu tarikat büyük değişimler yaşanmıştır kendi tarihi içerisinde. Bugün de yaşamaktadır. Mesela işte ben bir ilki gerçekleştirdim. Bu da bir değişimdir. Nakşibendi 1350'lerde başlayan ve günümüze kadar çok hareketli ve canlı bir şekilde devam eden Nakşibendi tarihi
içerisinde ilk defa bu tarikatın şeyhlik makamından istifade etmiş, yağdan kıl çeker gibi çıkmış bir şey olarak size hitap ediyorum. Bu da bir değişimdir ve çok önemli bir değişimdir. Bunu bir şans olarak kabul etmelisiniz. Dolayısıyla bu değişimle ilgili, evrimlerle ilgili, Nakşibendilik'teki evrimlerle ilgili bir açıklama daha yapacağım. Çok önemlidir. Nakşibendi şeyhleri yaklaşık son 200 yıldır eski dervişhane kılıklarından sıyrılarak İslam alimlerinin klasik kıyafeti olan kavuk, cübbe ve şalvar kullanmak suretiyle halk üzerinde birer İslam alimi oldukları izlenimini uyandırmaya çalışmışlardır. Asla onların kıyafeti değildir. Nakşibendi şeyhleri daha önce çok pespaye, yamalı, kirli elbiselerle gezer, mezarlıklarda yatar, ot yer. Demin örnek gösterdik, belge adını da verdik. Bugün öyle değiller. Kesinlikle bir Nakşibendi şeyhi aynen bir İslam alimi gibi resmi bir üniformaya bürünmektedir. Kavuğu vardır başında, sırtında cübbesi vardır. Etrafında aynen bir cami cemaati gibi kalabalığı vardır. Ama çok daha saltanatlıdır. Mesela namaz kıldırmaz, onların protokolüne uygun değildir. Onun bir mollası vardır, o kıldırır. Az konuşur. 21 tane maddesi vardır şeyhliğin. Bu maddelere sıkı bir şekilde riayet eder. Ez cümle bazılarını anlatayım. Mesela çok az konuşur. İnsanların gözünün içine bakmaz. Oturduğu yerde başı eğiktir. Elleri kemerlidir. Müridiyle hemhal olmaz. Verilen soruların cevabını mümkün olduğu kadar kısa olarak verir. Eğer sorunun cevabında soru fıkıhla ilgiliyse, sosyolojiyle ilgiliyse, ilmi bir şeyse, çok önemli bir soruysa birine havale eder. Kendisi o soruyu cevaplandırmaz. Namaz kıldırmaz, nikah kıymaz, mollalık yapmaz yani. O teberrüken bir yere gider. Yani insanlar, cemaat, ölü, onun mübarek teveccühüne mazhar olabilmek için davet edilir. Mesela birisi ölmüştür, cenaze namazına gider, teberrüken kıldırır. Yani eğer o kıldırırsa o musalladaki adam cennete gidecektir. Ona yalvarılır, ona bir ara gizli bir şekilde o namazı belki kıldırır ya da izin verir, birisine kıldırtır. Efendim, bir caminin temeli atılırken, bir önemli bir atılım sırasında eğer davet edilmişse yine yanındaki mollalardan birine işaret ederek "Molla efendi bir dua ediniz" der. O orada durur. O sadece semboldür. O büyük bir semboldür ama. Böyle bir takım protokolleri vardır. Nakşibendi tarikatının yazılı kaynaklarına geçiyorum. Arkadaşlar, bu kaynakların adını vermekte yarar görüyorum. Bunlardan izleme imkanınız olursa alıp bakabilirsiniz. Birincisi Raşahat Aynül Hayat'tır. Bu onların hemen hemen en önemli kaynaklarıdır. Daha önce yazılmış kaynakları var. Fakat Nakşibendilikle ilgili değildir. Yani bu demin saydığımız 29 Nakşibendi hiyerarşi zinciri içerisinde Bahattin Nakşibend'den önce de bir şeyler yazmış olan şahsiyetler vardır Nakşibendi şeyhleri arasında. Fakat Nakşibendi tarikatıyla doğrudan ilgili değildir. İlk defa Nakşibendi tarikatıyla doğrudan ilgili olarak yazılan kitabın adı Raşahat Aynül Hayat'tır. Farsça yazılmış bir biyografi kitabıdır. Bu kitabın yazarı Ali bin Hüseyin El-Vaiz El-Kâşifi El-Beyhakî'dir. Bu zat Heratlıdır ve meşhur Molla Camii'nin bacanağıdır. Bu Ubeydullah-ı Ahrar'ı Yakub-ı Çerhi'yi ziyaret etmiş. İlk kez rabıtanın bu has tarafından telaffuz edildiğini duymuş ve raşahata geçirmiştir. İki yerde rabıtadan bahsetmektedir. İkinci kaynak makamat-ı Yusuf Hemedani'dir. Farsçadır ama Yusuf Hemedani Nakşibend'den daha önce yaşadığı için Nakşibendi tarikatının doğrudan bir kaynağı olarak sayamayız. Üçüncüsü Cevahirül Ebrar adlı kitaptır. Farsça, kısmen Türkçedir. Yeseviliğin adabını zikretmektedir. Yine Nakşibendilikten önce yazılmış bir kitaptır. Fakat Nakşibendilik Yeseviliğin devamı olduğu için az çok Nakşibendilikle de ilgili bir kaynak özelliğini taşımaktadır. Bu kitap 3. Murat döneminde yazılmıştır. Muhtemelen İstanbul'da yazıldı. Dördüncü
kaynak çok yakın geçmişte yazılmıştır. 1847-1900 yılları arasında yaşamış olan Abdülmecid bin Muhammed bin Muhammed el-Khani tarafından Arapça yazılmış olan El-Hadaikul Verdiye fi Hakaiki Ecillâin Nakşibendi'dir. Tamamı biyografidir. Fakat çok enteresan şeyler vardır. Mesela bir şey aklıma geldi. Diyor ki ben Nakşibendi silsilesini o hiyerarşi zincirinin içerisindeki şahısların biyografisini çok zor buldum diyor. Çünkü bir kitapta toplu olarak onları bulamadım. Bu bir anlam veriyor bize. 1847-1900 yılları arasında yaşayan bir Nakşibendi aydını, bir araştırmacı bunu diyorsa, bu demektir ki Nakşibendi tarikatının sadatı olarak bugün çok önemli birer kişilik olarak topluma yansıtılan bu adamların hiçbirisi hakikatte önemli değildir. Yani pek dönemlerinde önemli birer şahsiyet olarak yaşamış değillerdir. Evet. Beşinci kaynak Tenvirul Kulub fi Muameleti Allamil Guyub'tur. Bu kitaptan çok istifade ettim. Ve bu kitap benim yaşadığım bir olayda malzeme olarak kullanıldı. Ben bundan istifade ettim. Vaktimiz olsaydı size... Var hocam. Var mı? Peki efendim. Olur, hay değerlendiririz. Tenvirul Kulub, bu zat bir asır önce Irak'ta yaşamış olan Kürt asırlı Muhammed Emin el-Erbili adında bir zatın yazdığı kitaptır. İki bölümden ibarettir. Yarısı bir ilmihaldir, Şafii ilmihalidir. Yarısı da tasavvuf konuludur. Ve tasavvuf değil de nakşibendilikle ilgilidir. Nakşibendiliğin baştan şimdiye kadar size öyle özetlediğim adab ve erkanını orada yazmıştır, açıklamıştır. Ben daha henüz Nakşibendi tarikatının postundayken, şeyhlik makamındayken, bu unvanı taşıyor iken bir gün bir müridim beni ziyaret etti. Bu şahıs benim 10 bin kişilik müridim arasında önemli bir şahıstı, bir kişiydi. Hafız-ı Kur'an, konuşkan, hatip. Fakat o güne kadar onun bu şahsın ruh halini öğrenmiş değildim. Şimdi size de yansıyacak. Bana perşembeyi cumaya bağlayan gece gelirlerdi. Toplantımızı o gece yapardık. Bu daha başka bir gün geldi. Akşama doğru o günde evde kimse yok. Ben kapıyı açtım. Karşımda buldum böyle. Afalladı. İçeriye aldım. Kendisine bir şeyler ikram ettim. Çok sinirli bir hali vardı. Bana dedi ki Efendi Hazretleri ben iki şey için geldim. Bana bir emir vereceksiniz. Bir de bir fetva vereceksiniz. Buyurun dedim. Mesele nedir? Hayırdır dedim. Filan şahıs size ve tarikatımıza dil uzattı. Ben onu bir tek kurşunla faili meşhur bırakmak istiyorum dedi. Ben böyle şoke oldum bu teklif karşısında. Ve hayretler içerisinde kaldım. Uzatmayayım, bu arkadaşı savdum nihayet. Yatıştırdım, gönderdim. Bu insanların kendi kendilerine nasıl bu kadar fanatikleşebileceğini düşündüm ve bunun sebeplerini aradım. Çünkü sureti katiyede benim bu yolda onlara bir telkinim olmamıştır. Ben her zaman sevgiyi, saygıyı, efendim beraberliği, paylaşmayı hep anlattım onlara ve başka naçi şeyleri meslektaşlarından çok farklı nasihatlerde bulunurdum. Onlarla bir kardeş gibi olurdum. Belki de bundan dolayı ben bu tabiatımdan dolayı tutunamadım. Yani yapmadım. Yapamadım. O posta oturmayı istemedim. Olabilir. Benim çok farklı bir yapım vardı. Bir defa çok konuşan biri şeyhlik yapamaz. Çok sükut olacaksınız. Ondan sonra bir gün arkadaşlar ben tebliğli kıyafet yapardım. İstanbul'da Mısır Çarşısı'na yakın bir iş hanına girdim. Orada benim hemşerim bir köfteci vardı. Bu çocuk bana böyle bir baktı. Hayretler içerisinde kaldı. Eli ayağı dolaştı. Şaşırdı. Beni benzetiyor ama tabii benim başımda kavuk yok, cübbe yok.
filan şöyle bir yaklaştı. Dedim ki Süleyman gel bakayım. Geldi titredi karşımda durdu. Dedi ki Efendi Hazretleri ayağımı öperim dedi. Dedim hayır. Ben seninle konuşmak istiyorum. Hemen kürsü getirdi. Köfte getireyim mi? Piyaz getireyim mi? Meşrubat getireyim mi? Dedim hayır. Oturup sohbet ediyoruz. Oturttum. Dedim ki benim müridim değildi bu. Başka bir şeyin müridi. Bir şey öğrenmeye geldim dedim. Bana samimiyetle sorumun cevabını verebilir misiniz? Memnuniyet dedi. Canım feda dedi. Dedim ki şeyhin sana ne emrederse yaparsınız. Allah'a yemin ediyorum dedi. Şeyhin bana emretsin desin ki git babanı öldür derhal tek kurşunla fail meçhul bırakırım dedi. Bu kelimeyi de o kullandı. Evet. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu korkunç şeyleri ben yaşadım. Bir gün bir rüya gördüm. Akşam arkadaşlara da anlattım. Rüyamda Haziran günü toz toprak, yerler toz toprak, güneş ama kar yağıyor. Uyandım, hayretler içinde kaldım. Ben rüyayla da pek fazla ilgili değilim. Kafamı da takmam, meşgul etmiyor beni fazla. Allah ne demişse o olur. Eğer bir şeyi, bir mesaj veriyorsa bakalım ne çıkar derim, beklerim. Biraz sonra da unuturum. Zaten hayatta hatırladığım rüyalarımın sayısı onu geçmez. Pek de hatırlamam. Fakat önümüzdeki toplantıda bu rüyamı arkadaşlarıma anlattım. Ha, anlatmadan önce ben bir rüya kitabına baktım. Kitapta diyor ki böyle bir rüya savaş alametidir diyor. Önümüzdeki toplantıda da ben arkadaşlarıma bu rüyayı anlattım ve inşallah hayırdır dedim. Ertesi günde bu Kıbrıs Savaşı çıkmaz mı? Evet bunu dediler Efendi Hazretleri'nin kerametidir. Ve bütün İstanbul'a yayıldı. Ben gene bir tebdili kıyafet yapmıştım. Dolaşıyordum. Şehremininde bir kuru yemişçinin yanından geçerken adam müşterisine şunu anlatıyor. Diyor ki burada Fatih'te sihirli bir şey var. Efendi Hazretleri var diyor. Rüyasında gördüğü bir savaş çıkacağını daha önce, Kıbrıs Savaşı'nın çıkacağını daha önce gördüğü ve o savaşa katıldığı gitti bir geminin bacasından girdi içine Yunan gemisini batırıp geldi. Bu benmişim meğer. Evet, bunları da ben dinledim. Şimdi bütün bu olayları yaşamış bir insan olarak deminden beri sunduğum bilgilerden ibret almanızı istiyorum. Biz hepimiz İslam ümmetinin çocuklarıyız. İslam ümmeti gibi Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlığa hidayeti götürmek üzere memur ettiği, Kur'an gibi büyük bir serveti emanet buyurduğu bir ümmetin çocuklarıyız. Bu kadar büyük bir ümmetin mensuplarıyız. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri gibi yüce bir peygamberin çocuklarıyız. Onun âliyiz, onun ümmetiyiz. Biz daha farklı düşünmeliyiz. Bunlar bize ibret olmalı. Doğrular neredeyse onları bulmalıyız. Kur'an ve sünnetin doğrultusunda biz hayatımızı düzene, intizama sokmalıyız. Ben bunu bilhassa vurgulamak istiyorum. Verdiğim bilgilerden ibret almanızı da çok istiyorum. Bu arada aklıma gelen birkaç tane soruyu ben sabah namazından sonra aklıma geldi, yazdım buraya. O soruların cevabını size bırakıyorum gene. Tasavvuf kelimesi Kur'an ve sünnet geçiyor mu? Yani Kur'an-ı Kerim'de ve sünnet-i seniyyede Hazreti Peygamber'in işte Kutub-i Sitte'de, Kutub-i Tis'a'da geçen binlerce hadisinden bir tanesinde bile geçiyor mu? Size soruyorum. Lütfen arayınız, araştırınız. Cevabını bulun. Sadece min aslafiha var. O da koyunun tüyünden bahseder. Başka bir şey yok. Ashab-ı Suffa diyorlar. Yanlış. Hayır. Hemen cevaplandıralım. Hayır. Tasavvuf kelimesinin burada tahta var mı? Hah. Çok bir şey var mı burada? Yazacak bir şey var mı? Arkadaşlar tasavvuf kelimesinin kaynağı üzerinde tarih boyunca münakaşalar, araştırmalar yapılmıştır ve birkaç tez var bu konuda. Kimisi diyor ki suf kelimesinden doğmuştur. Suf yün demektir. Eskiden zahit, mütevazı yaşayan insanlar pamuktan elbise giymezlerdi. Pamuktan elbise biraz daha parlak gözüküyor. Daha fakirane, daha dervişane giymek için bir tevazu alameti olarak
suftan yani yünden aba giyerleri dolayısıyla tasavvuf ismini buradan almış diyorlar. Bu tezin biri bu. İkinci tez ashab-ı suftan almış diyorlar. Şimdi tasavvuf kelimesi savfe. Evet, saat, vavfe, sufi, tasavvuf. Gramatik tahlili yapıldığı zaman işte üç harf kökü üç harfli olan tasavvuf kelimesine kelimesi tefeül babından bina edilerek meydana getirilmiştir diyorlar. Hüccetuhu muahiyeh. Kesinlikle bunların bu konudaki delilleri tutarsızdır. Yani suftan bir aba giymek böyle bir felsefenin sembolü olamaz. Mantıken de olamaz. İkincisine gelelim, suffa. Suffa safevedir. Yani gramatik tahlile baktığımız zaman katiyen uymuyor. Tefeül babını bina edemezsiniz bundan. Daha birçok tezler vardır. Bunların üzerinde durmak istemiyorum. Ben şimdi esas kaynağını size örnekleriyle vereyim. Bir başka örneğiyle de vereceğim. Ve siz aydın müminlere havale edeceğim gene. Değerli arkadaşlar, bu sinir ödemi bir reçete var mı? Arkadaşlar, yabancı milletlere ait birçok kavramı biz kullanmıyoruz. Bizden de almışlardır. Yani ilim dünyanın insanlığının ortak malıdır. Bugün bizim doktorlarımız mezun olurken Hipokrat yemini yapıyorlar. Bir İbn-i Sina yemini yapmıyorlar. Bundan aklımıza bile gelmiyor, bocunmuyoruz da. Bunun gibi çok alışverişlerimiz olmuştur. Kültürel alışverişler olmuştur. Şimdi bazı tabirler, argümanlar da Batı'dan, Latince'den, Yunanca'dan, eski Yunanca'dan bize gelmiştir. Ve hatta gevelenerek Türkçeleştirilmiş, Arapçalaştırılmıştır. Mesela bakınız, bu Roman vatandaşlarımızın kapı kapı gezerek sattıkları bir dua var. Böyle kemerli, onların etrafında Ashab-ı Kehf'in isimleri var. Bilmem hatırlar mısınız? Ben sayayım size. Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Sazenuş, Kefeştetayuş, Kıtmir diyorlar değil mi? Bunlar Roma vatandaşlarının ismidir. Roma vatandaşlarının ismi böyle değil ki. Yemliha, Yemlikus, Mislina, Maxelinus, Maximilianus. Bu isimler görüyor musunuz? Araplar tarafından gevelenerek Arapçalaştırılmıştır. Bu tasavvuf kelimesi de böyledir. Bakın şimdi tasavvuf. Kalem. İyi bir kalem var mı? Yine simgiye ihtiyacımız var. Hadi ben onu yazdım. Ha, tamam. Yazıyoruz peki efendim. Tasavvuf. Böyle telaffuz ediyoruz. Bunun yazılış şekli arkadaşlar. Bunun yazılış şekli teozofidir. Yunanca teozofi tasavvuf olmuş. Bunun örneği de var. Başka bir örneği de vardır. Felsefe diyoruz. Bu da bakınız felsefe, filozofi. Arap bunu almış. Buna felsefe demiş. Arap bunu almış, buna da tasavvuf demiş. Teozofiyi tasavvuf yapmış, filozofiyi de felsefe yapmış. Bu, hepsi bu kadar. Ya, o kadar uzun uzadıya bir mesele değil. Bu bedelinen bir şeydir. Ama maalesef bin yıllık tarihimiz içerisinde Müslümanlar yabancı dile önem vermedikleri için, belki de sebep şu, yabancıları küçümsedikleri için, yabancıları vahşi gördükleri için, daha alt küme, daha alt kitle olarak gördükleri için onlara perva etmemişler, onların dillerini öğrenmemişlerdir. Abbasiler döneminde Mu'tasım ve Mütevekkil dönemi, Memun döneminde, Mu'tasım Mütevekkil döneminde Beytül Hikme diye bir ünlü medreseler açılmıştı. Bu medreselerde Yunanca, Arapçaya çevrilmiştir. Haran medresesinin Sabi'i inançlı
ilim adamları tarafından Yunan felsefesi Arapçaya çevrilmiştir. O sıralarda biraz Yunanca'ya, Latince'ye belki önem vermişlerdir ve üst düzey ilim adamları Yunan terimleriyle, Yunanca terimlerle, Latince terimlerle belki ilgilenmişlerdir. Bunların dışında mesela Gazali de felsefeyle çok uğraşmış ama ne yazık ki Gazali Yunanca bilmediği için Yunanca terimleri kullanmamıştır. Sadece Gazali, Sabit bin Kurra'nın, İshak bin Hüneyn gibi Haranlı Sabi'i alimlerin çevirilerine dayanarak Arapça felsefenin Arapçalaştırılmış metinlerinden istifade etmeye çalışmış. Metinlerinden istifade etmiştir. Bu bizim için çok büyük bir problem doğurmuş. Yani bundan 800-900 yıl önceki alimlerimiz Latince'yi, Yunanca'yı öğrenmedikleri için onların kullandığı terimlerin karşılığını bugün bizim tarafımızdan keşfedilecek şekilde bir takım açıklamalar bırakmamışlar. Sebebi budur. Bu sıkıntıyı bugün aşıyoruz. Çünkü kuşağımız artık yabancı dili biliyor, Yunanca biliyor, İngilizce biliyor, Latince biliyor ve karşılaştırırken de böyle ortaya çıkıyor. Mesele böyle ortaya çıkıyor. Mesele bundan ibarettir. Yoksa tasavvuf suftan, ashab-ı suffadan, oradan buradan gelmiş değildir. Evet, ben soruları sormaya devam ediyorum. İkinci soru, İslam'ı kabul eden ilk Türk kimdir? Bu bilinmiyor. Baştan da ben sordum. Kimseden cevap yok. Eğer bu sorunun cevabı yoksa bu ne anlama gelmektedir? Bu sorunun cevabını bulun. Neden mi? Çünkü gerçekten Türklerin İslam'a geçtiği, Türklerin İslam'ı kabul ettiği yıllarda oldukça önemli hadiseler yaşanmıştır. Mesela Satuk Burahan'ın İslam'ı kabul ettiği tarihlerde, bu hangi tarihe rastlıyor? Satuk Burahan'ın ölüm tarihi 959. Bu tarihte 2000 çadır halkının 2-3 ay içerisinde Müslüman olduğu söyleniyor. Şimdi 2000 çadır halkı demek 1 milyon insan demektir. Nereden bakarsanız arkadaşlar, 1 milyon insanı 3 ay içerisinde Müslüman ediyorsanız bu demek değildir ki herkes ef'al-i mükellefini öğrendi, dört başı mamur Müslüman oldu. Bu anlama hiç gelmez. Hatta eğer bu kadar çok hızlı İslam'a geçiş hareketi yaşanmışsa bu süratin içerisinde çok büyük yanlışlıklar da yapılmıştır. Bunu hesaba katmak gerekir. Dolayısıyla o günün yanlışları bugüne rahatça sarkmış olabilir. Buna kuvvetle ihtimal vermek gerekiyor. Bugünkü bid'atlerin, bugünkü hurafelerin, bugünkü yanlışlıkların, bugünkü tarikatların kökü ta o günlerde işlenmiş yanlışlıklara dayanıyor. Ama bunları tespit etmek sadece benim gibi eski bir Nakşibendi şeyhine kalmamalı. Çok yetkin, aşkın, aydın, yabancı dil bilen sosyologlara, tarih eleştirmenlerine, araştırmacılara düşüyor. Bunu mutlaka yapmalıdırlar. Efendim, Hazreti Ebubekir ve ilk İslam büyükleri gerçekten Nakşibendi miydiler? Bunu iddia edenlerin mantığı size göre nasıl değerlendirilmelidir? Yani bir adam çıkıyor, biz ilhamımızı Hazreti Ebubekir'den aldık, o bizim ilk şeyhimizdir diyorsa, bu gerçekten çok basit bir mantık değil midir? Size sunuyorum, havale ediyorum. Rabıta, Hatmi Hacegan gibi ayin ve ritüeller eğer İslam'ın ibadet şekillerinden ise, bakınız, eğer Hatmi Hacegan, rabıta ve demin şeklini uzun uzadıya size tarif ettiğim zikir, o zikir şekilleri İslam'ın özünden ise, İslam'a ait iseler neden bunlar ilmihallerde ve fıkıh kitaplarımızda yoktur? Herkesin evinde ilmihal var. Neden bunlar yok? Bizden bir şey mi gizleniyor? Peygamberlerin vasıflarından bir tanesi sıdktır, bir tanesi de emanettir biliyorsunuz. Yani peygamberler asla yalan söylemezler. Ve Allah onlara ne vahyetmişse ümmetlerine onu tebliğ etmek zorundalar mı? Evet, böyledirler. Bütün peygamberlerde bu vasıftır. Bizim imanımız böyledir. Ondan sonra peki peygamber bunları gizledi mi acaba? Hazreti Peygamber niye bize rabıtayı anlatmadı? Niye demedi
Bakınız gözlerinizi kapatacaksınız. Teverrük, ters teverrük oturuşuyla oturacaksınız. Şeyhinizin şeklini gözünüzün önüne getirip onun iki kaşı arasına bakacaksınız. Kalbinden akan şelalenin sizin kalbinize aktığını tasavvur edeceksiniz. 15-20 dakika böyle sessiz kalacaksınız. Dilinizi damağınıza yapıştıracaksınız. Neden söylemedi, inkar etti bunu haşa? Böyle bir şey olur mu? Bu çelişkileri bir mümin yaşayabilir mi? Yaşayamaz tabii. Şimdi peki arkadaşlar, şeyhler neden müritlerinden tarikatın birçok kuralını ve iç yüzünü gizlemektedirler? Demin size okudum 11 kuralını neden gizliyor? Neden Nakşibendi tarikatı bu saydığım 11 ilkenin üzerinde kurulmuş olmasına rağmen neden hiçbir şeyh müritlerine işte bakınız beyler bizim tarikatımızın kuralları bundan ibarettir. Bunlar filan kitaptan filan kaynaktan alınmıştır demiyor. Bunun sebebi nedir? Ayrıca gizlenen şeyleri şöyle anlatabilirim. 11 kural 1. Nübüvvet ve vilayet konusundaki inanç gizleniyor. Bu nedir biliyor musunuz? Size satırlar arasında işlenmiş çok tehlikeli bir şey, bir ibareyi aktaracağım. Bunun kaynağını vermek mümkün. Diyor ki nübüvvet, velayet makamı nübüvvet makamından daha üstündür. Nakşibendilere göre. Yani veli peygamberden daha üstündür. Bir şey bir peygamberden, bir Nakşibendi şeyhi Hazreti Muhammed'den daha üstündür. Bunu kabul eder mi bir mümin? Bu korkunç bir şey değil mi? Bu çelişki değil mi? Ama bunu gizli yapıyor. Bunu gizli düşünüyor ve müritlerine de bunu söylemiyor. Bir Nakşibendi şeyhi neden bunu müritlerinden gizliyor? Çünkü ben şeyhtim. Ben neden müritlerimden bunu gizleyeyim? Bu çok korkunç bir şeydir. Bunu yapmamalıdırlar. Bu yakışmıyor. Evet. Daha korkunç şeyler var. Bazı evli kadınların kutsanması vardır şeyh tarafından. Bunu hiç yansıtmıyorlar. Çok özel bir meseledir. Bunu daha da deşifre etmek istemem. Ondan sonra panteist inançlar ve panteistlere bağlılık nedendir? Yani sebebi nedir? Mesela Muhyiddin Arabi, Celaleddin Rumi, Feriduddin Attar, Yunus Emre, Molla Cami, bunlar çok açık konuşmuşlar. Bunların bugün inançlarını onlara bırakıyoruz. Biz onlara hürmetsizlik de etmiyoruz. Diyoruz ki inançları onlara. Biz onlara hakaret etmiyoruz. Hatta Mevlana Celaleddin Rumi gibi çok aydın, bilgin, ozan, şair bir şahsiyete saygı bile duyuyoruz. Ne diyoruz? Onun inancı ona, bizim inancımız bize. Lekum dinukum veliye din diyoruz. Onu haşa hakaret etmiyoruz kimseye ama diyoruz ki bu şahsiyetler, adını saydığımız bu zatlar gerçekten Allah'a kendilerini inandıramamışlardır. Sıkıntı duymuşlardır bu konuda ama bunu açık söyleyememişlerdir. Bu onların vicdanında gizli kalmıştır. Allah'ın birliğine çok vurgu yapmışlar. İslami argümanlar kullanmışlar. Çok güzel şeyler söylemişlerdir. Eserler vermişlerdir. Bizim kültür hayatımıza renk ve getirmişlerdir. Ama bizim gibi inanmamışlardır. Tamam, o zaman biz onları birer İslam alimi değil, birer ozan, birer şair, birer fikir adamı olarak tanıyabiliriz. Ama Nakşibendi şeyhleri de bunu böyle kabul etmelidir. Onları birer evliya, Allah'ın dostları olarak değil. Böyle tanımalıdırlar, böyle tanıtmalıdırlar. Evet, bir sorumuz daha var. Şeyhler neden dünya Müslümanlarının dertlerine ortak olmaz, hatta bu dertlerden söz edenleri susturur, onlara kin bile bağlarlar? Evet, bu sorunun cevabını arayıp bulmamız lazım. Bütün bunlar bizi düşündürmelidir arkadaşlar. Ondan sonra biz şirk ile küfür arasındaki kalın duvarı her zaman düşünelim. Kalın bir duvar var, yani bir kıl değil. Küçük bir berzah değil, çok kalın bir duvar var. Bunu düşünerek yaşamalıyız ve mümin olduğumuz için de Allah'a hamd etmeliyiz. Bundan dolayı çok memnun olmalıyız. Allah'ın kendi dinini nasıl Kur'an'da tanımladığını da çok iyi bilmemiz şart. Cenab-ı Hak diyor ki inne dîne indellâhil İslam diyor. Bu Âl-i İmrân suresi ayet 19. Din Allah katında Nakşibendilik değil, kadirilik değil, efendim rufailik değil, bahailik değil, kadyamilik değil, nusayrilik değil, İsmaililik değil, bektaşilik değil,
İslam, Allah'ın dini İslam'dır. Geçerli din, legal din budur ve İslam Kur'an'dır. Kur'an'da anlatılmaktadır, tanımlanmaktadır, tanıtılmaktadır. Ayrıca Cenab-ı Hak İslam'dan başka bir dine gönül verenler için de bir hükümde bulunuyor. Bu hüküm çok çarpıcıdır. Diyor ki: "Estağfirullah ve men yebtegi gayra'l İslam dinen felen yuqbala minhu ve huve fil ahireti minel hasirin." diyor. Kim ki İslam dininden başka bir din edinirse ondan o din asla, felen diyor. Len, Arapçada çok önemli bir edattır. Tekid-i nefi istikbal diyorlar. Yani ondan bu din asla kabul olunmayacaktır. Hatta وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Bir insan hayatı boyunca cübbe giyecek, sarık giyecek, sakal vuracak, bırakacak, tesbih çekecek, sabaha kadar teheccüd namazları kılacak, nafile oruçlar tutacak ama bununla beraber işte hatmi hacengen yapacak, rabıta yapacak, yani hem sirke içecek hem bal yiyecek, hem sirke yiyecek hem bal yiyecek, gübreyle helvayı karıştıracak, ondan sonra da ben Müslümanım diyecek. Bu çok tuhaf bir şeydir. Bunun içine bir şeyleri ayıklamak gerekiyor. Çünkü Allah kendi dinini tanıtıyor ve diyor ki bu dinin dışında eğer bir dininiz varsa ben bunu tanımıyorum, kabul etmiyorum diyor. O zaman aklımızı çok başımıza alacağız. Bilhassa siz aydın Müslümanlara çok büyük görevler düşmektedir. Çünkü Türkiye önemli bir dönemeçten geçiyor. Türkiye'nin çocukları aydınlanıyor ve İslam coğrafyası sizden medet bekliyor. Ben dünyayı çok dolaştım. Araplar, başka milletler umutlarını Allah'a önce size bağlamışlardır. Bu millet hilafet merkezinin toplumudur. Halifeyi asırlarca halife yetiştirmiş, bize yön vermiş bir millettir diyorlar. Bu millet Kur'an'a tabi olmalıdır. Bu millet rüştünü ispat etmelidir. Bu liderliği gene almalıdır. Ben ki Arap'ım bunu söylüyorum. Sizi vatan şairiniz de övüyor. Övüyor, söylüyor ve ben ki Arnavut'um bunu söylüyorum diyor. Bunu söyleyebiliriz. Bunu ben iftiharla söylüyorum. Sizde bu potansiyel var. Dünyanın en görgülü milletidir Türkler. Ben çok dolaştım. Arapları gördüm, Türkleri, İranlıları, Kürtleri. Hepsini gördüm. Hepsi bu ümmetin çocuklarıdır. Fakat Türkler çabuk organize olurlar. Çok zeki, atak, hareketli. 5000 senedir devlet kurmuş, ayakta kalmış. İslam'a sahip çıkmış, önemli fütuhat gerçekleştirmiş bir millettir. Bu millet İslam'ı bırakıp mistisizmin türbülansı içerisinde hakkı, adaleti, Allah inancını, tevhidi bırakmamalıdır. Bu mertliği göstermelidir. Mertliğin en büyüğü budur. Ehli tevhid olmak, Allah'ın birliğini her yerde vurgulamak, Allah'tan başka hiçbir varlığa kul olmamaktır. Hiçbir şeyhe, hiçbir makama kul olmamaktır. Hep Allah Teala'ya kul olalım. Ben bunu size tavsiye ediyorum, telkin ediyorum. Sizi çok yordum, uğraştırdım. Bağışlayınız beni dinleme lütfunda bulunduğunuz, bu perişan konuşmama katlandığınız için size teşekkürlerimi sunuyorum. Sizi hep özleyeceğim. Allah Teala'ya sizi emanet ediyorum. Varsa sorularınız, onların üzerinde de biraz duralım. Buyurun. Allah razı olsun. Evet, Allah Allah de diyerek Allah'ı zikretmek bid'attır. Bunu İslam büyükleri de söylemişlerdir. Siz demin başını adını verdiğim İmam Nevevi'nin El-Ezkar adlı kitabını alırsanız çok özgün, Kur'an'ın ruhuna uygun, çok değerli bir kitaptır. İmam-ı Nevevi çok titizdir. Orada Resulullah Efendimiz'in nasıl zikrettiğini, nasıl dua ettiğini göreceksiniz. Onun dışında da çok kitaplar var. Çok değerli eserler vardır. Şimdi size onu biraz mantıklı bir örneklemeyle açıklayacağım. Diyelim ki beni çok seviyorsunuz, sayıyorsunuz. Biriniz geldi buraya ve karşımda durdu, ne dedi? Ferit, 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 Ferit. Ben ne diyorum ona? Sen oğlum ne diyorsun? Ne anlatıyorsun? Ben seni duyuyorum. Ki Allah Teala hepimizi duyuyor. Bunu söylemeye hakkımız yok. Böyle bir zikir şekli yoktur. Zikrin en güzeli Resulullah Efendimizin yaptığı zikirlerdir. Girerken çıkarken besmele çekeriz. Yemek yerken besmele çekeriz. Hayırlı bir işe başlarken besmele çekeriz. Hazreti Peygamber zaten öyle buyurmuştur. Kullu emrin zibarin la yubde'u fihi bi bismillahi fehuve ebter demiş. Meşru olan herhangi bir fiile başlarken besmele getirilmezse o bereketsizdir o fiil.
O eylem bereketsizdir buyurmuştur. Biz besmele ile başlarız. Eğer hayırlı bir şekilde bitmişse elhamdülillah deriz. Allah'a hamdu ve hamd ederiz. Efendim Cenab-ı Hak bir nimet vermişse Cenab-ı Hakk'a şükrederiz. Eşşükrü lillah deriz. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ diyor Cenab-ı Hak. Eğer şükrederseniz nimetiniz verdiğim nimeti daha da arttırırım diyor. Bunlar ne kadar güzel bir şey. Korkuyorsunuz değil mi? Hazreti Peygamber'in okuduklarını okuyor. نَسْتَعِدُ لَوَاِنْ يَكَادُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمْعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ اِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Bu duayı okuyun. Allah sizin düşmanınızı dost haline getirir. Önünüzdeki engelleri kaldırır. Bir vasıtaya mı biniyorsunuz? Zikrediniz. Ne diyeceksiniz? سُبْحَانَ الَّذ۪ي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ زَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُورُ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ Bunlar hep Kur'an'ı zikirlerdir. Dua mı etmek istiyorsunuz? Elinizi kaldırınız. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب yetmiyor mu bize bunlar? Bunlar zikir işte. Resulullah'ın zikri. Allah'ın bize telkin ettiği zikirdir. Evet, Allah 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 demek yok. Bitti. Buyurun. Cümle değil yani Allah Allah cümle. Evet, Nakşibendilikle ilgili aktardığınız bilgiler diğer tarikatları andırıyor. Kadirilik ve günümüzdeki tarikatlar içinde bunları düşünebilir miyiz? Elbette ki hepsi bir yerde sapmadır. Tarikatların her biri sapmadır. Abdülkadir Geylani'nin hayatında bu tür katiyen böyle bir örnek yok. Abdülkadir Geylani valla çok iyi bilmeyeceğim. 19. mu 20. mi 21. atamdır benim. Abdülkadir Geylani çok muhterem bir şahsiyettir. İlim ehlidir. Hiç tasavvuf ehli değildir. Abbasi halifesi onun meclisinde oturmuş, elini kürsüye vurarak Allah'ın ilanları sizin boynunuza sarılacak eğer adaleti uygulamazsınız demiş. Böyle de bir kahramandır. Benim atam olduğu için onunla iftihar ediyor. Böyle söylediği için onunla iftihar ediyor. Evet, onu rahmetle anıyor. Böyle bir şeyle alakası yok, Kadiri değil. Hocam Abdülkadir Geylani'nin bazı kaynaklarda işte benim mezarımdan isimler ederseniz yardımcı. Tamamen yalan ve iftiradır. Ona, onun adına yazılmış kitaplardır, vardır. Füyuzat-ı Rabbani bu kitaplardandır. Alakası yoktur onunla. Fethur Rabbani onun kitabıdır. Evet. Ledün ilmi varmış. Şeyhler boyunca katiyen alakası yok. Gerçekle alakası yoktur. Ledün ilmi Hazreti Peygamber'e vahiy olarak ne inmiş ne inmişse ilim budur. Ayrıca ilim bizim beşer olarak kendi şahsi çabalarımızla kazandığımız çok çeşitli bilgilerdir. İlim muhteremdir. Allah Teala çaba harcayana ilim ihsan eder ve ilmi Cenab-ı Hak övmüştür. Kul estaizu billah kul hel yestevi lezine ya'lemune ve lezine la ya'lemun. De ki ey Muhammed, bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu demiş. Ondan sonra ayet-i kerimede alimlerin adını kendi adıyla zikretmiştir. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melâiketu ve ulul ilmi kâimen bil kıs demiş. Alimlere bu kadar ilim adamlarına, ehli ilme, bilgiye önem vermiştir, övmüştür. Biz ilim ümmetiyiz zaten. Bilgiye önem vermiştir, övmüştür. Biz ilim ümmetiyiz zaten. Evet. Şeyhlik günümüzdeki yaşam biçiminden bugünkü bakış açınıza ve değişiminize sebep olan temel unsur nedir? Temel unsur önce Allah'ın lütfudur. Bu benim elimde değildi. İkincisi Cenab-ı Hak işte bir sebep yarattı. Bizim bir adamımız geldi. Bize bir şey anlattı. Ben de ilgilendim. Biraz da kafamı çalıştırdım. Araştırdım. Baktım ki kökü yok. İz sürdüm. Rabıtayı araştırdım. Kitaba ve sünnete dayanmıyor. Hatmi Hacegane araştırdım. Kitaba ve sünnete dayanmıyor. Hepsinin kökünü buldum. Çoğunun kökü genelde Nakşibendilik Budizm'e dayanıyor. Budizmin Mahayana mezhebinin dönüştürülmesidir. Tarikata dönüştürülme şeklidir. Evet. Buyurun. Madem şeyhlerine bu kadar bağlı bir tarikattır Nakşilik, siz bundan ayrılınca size bağlı müritlerinizde ayrılma gösterir. Tabii ki
Şimdi bunlar pamuk ipliğiyle bağlıdırlar aslında şeyhlerine. Şöyle bağlıdırlar. Şeyh çekildiği zaman onun boşluğunu dolduracak birini ararlar. Benimki öyle oldu. Ben aralarından ayrıldıktan sonra bir depresyon yaşamışlar ve hemen çil yavrusu gibi dağılmış ama gitmiş birer odağa bağlanmışlardır. O boşluğu, o boşluk bir şok yaşamışlar. O boşluğa dayanamazlar. Gitmişler bir yerlere dayanmışlar. Fakat iki tane bana bağlı kaldı. Benim için çok yorumlar yapılmış. Demişler ki şeyhim sekir safhasına girdi. Yani manevi sarhoşluk aşamasına girdi. İleride tekrar sahu safhasına girerse bize dönecektir. Dönmedik tabii. Allah Cenab-ı Hakk'ı korudu. Evet. Yalnız iki tane kaldı. Bir tanesi vefat etti. Çok ümmi biriydi. Hiç benden ayrılmadı. Yalnız bana derdi Efendi Hazretleri siz çok değiştiniz. Ben ne yapayım? Şimdi bana diyorsunuz ki o zikirleri çekmeyin, benim gibi yaşayın. Ama ben şimdi boşlukta kaldım. Diyordum ki ben ne yapıyorsam sen de öyle yap. Bir gün bana dedi ki ona dedim ki ben ne yaparsam beni izlersin. Ne yapmazsam vazgeçersin. Bana dedi ki sen kafir olursan seninle kafir olurum. Aynı bu kadar bağlıydı benim, evet. Yani bağlılıkları bu derece var. Şimdi bir tek tane var. Beni biraz anlıyor. Çok seviyor beni. Yalova'da oturuyor. Hacı Sadullah Karadibek. Görürseniz size beni anlatır. Ama o kendi diliyle anlatır. Evet. İki kişi mi hocam sadece? Bir tanesi vefat etti. Bir tanesi kaldı. Evet. Onların hepsi dağıldı. 10.000 kişi dağıldı yaklaşık. Bu fikirlerinizi diğer şeylerle görüştünüz mü? Gerekmiyor. Bu kitapları gönderdik onlara. 3 kere mektup gönderdim birisine. Hatta onun bir yardımcısı da ilahiyat doktoru. Davet ettim. 3 mektubuma da cevap vermedi. Günah gitti benden dedim. Bu kitabı yazmadan önce Doktor Mehmet Talu. Evet, huzurunuzda sizin şehadetinizle ifade edeyim. Onun bizzat apartmanında oturan bir Ezherli arkadaşıma mektup yazdım. Ezherli arkadaşımla mektup yolladım. Dedim ki dilerseniz ben geleyim ya da siz buyurun şereflendirin bizi. Oturup sizinle bir konuyu tartışacağız. Adam ne geldi ne de bana cevap verdi. İkinci mektubu yolladım. Gene gelmedi. Üçüncü mektubu da yolladım. Yine herhangi bir cevap vermedi. O birkaç yere de böyle haberler verdim. Onun üzerine kitabı yazmaya başladım. Benden günah gitti. Yani böyle bir atılımım da var. Hocam evet. Uzun bir soru da isterseniz ben okuyayım. Şöyle diyor arkadaşım. Bir de mistik ve ritüel hareketlerinin tezahürüyle diyor bu rabıta ondan sonraki diğer olayların gündeme gelmesi ve İslam'ın tevhidi düşünceden kaymasının sebebi insanların vahiyden kopması ve aynı zamanda ona paralel olarak gelişen sünnetin terk edilmesi mi? Yoksa diyor bu hareketler yani mistik olaylar ve ritüel hareketler kasıtlı olaylar mı diyor? Yok. Yani sistematik gelişen bilinçli yapılan olaylar. Çok güzel bir soru. Size teşkin gönderirse teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bakınız iftira kadar korkunç bir günah olmaz. Biz bu şahsiyetlere, bu Nakşibendi şeyhlerine mevcut ve ahirete göçmüş olanları Allah'a bırakıyoruz. Onlarla Cenab-ı Hak arasına katıya girmiyoruz. Ve bunların belki istisnaları vardır. Hiçbirisi kasıtlı İslam'ın altını oymak için, insanları kandırıp Allah'a düşman etmek için, aldatmak için, yani dinini değiştirmek için bunu yapmıyor. Bu insanlar davalarına sadık, samimi, inanmış, doğrunun bu olduğuna kanaat getirmiş insanlardır. Çünkü ben öyleydim. Bunun aksine ihtimal vermiyorum. Ama yanlış. Fakat bunun sebepleri var. Onu sorabilirsiniz. Yani niye ama? Bu arkadaşlar bunlar bilhassa Nakşibendi şeyleri yığın yığın kitap okurlar. Hakikaten cahil adam olan arasında çok azdır. Fakat bilgiyle bilinç arasında çok büyük bir fark var. Lütfen bunu siz de anlamaya çalışın. Kitap okumakla, bilgilenmekle bilinçlenmek arasında müthiş fark var. Bilgi araçtır. Bilinç de onun kullanımını sağlayan bir vesiledir. Şimdi demin sohbet ediyorduk bu yandaki odada. Orada hoca efendiler vardı. Onları çok sevdim, hürmet ettim. Bu insanlar hayatlarının çoğunu kitap okumakla geçirmişler. Ama bir cümleyi Arapçaya çeviremediler. Ve ne isimler andılar o filan efendi hazretleri, filan alim hazretleri diye birçok isimler zikrettiler. Bilgiyle kültür çok farklıdır. Ben inanıyorum ki
bugünün şeyhleri biraz kafalarını çalıştırsalar, manipüle edilseler, biraz tahrik edilseler, birileri cesaret edip onlara kadar gitse, bunları açıklasa, düşündürebilse, belki onlar da bir arayışın içerisine girerler. Ama bu biraz zordur. Çünkü o kapı tıkanmıştır. Ben bir zaman böyle bir yerdeydim. Bir insan bana ulaşamazdı. Benim etrafımda bir koruyucu tabaka vardı ki katiyen bana, bir insanın bana ulaşması o kadar korkunç, zormuş ki sonra anladım ben bunu. Mümkün değil. Adamı konuşturmuyorlardı. Bana gelinceye kadar bir zincirden geçiyor. Ve onlar diyorlar, bak Efendi Hazretleri'nin huzuruna çıkınca şöyle ceketini ilikleyeceksin. Diz üzerinde oturacaksın. Katli ne diyeceksin, ne soracaksın? Hepsini not ediyorlar. Bunu soramazsın. Katli, adam çekip gidiyor. Şimdi nasıl gidip onu uyaracaksınız? Uyaramazsınız. Onlar bir kraldan daha muhteşemdir. Yapamazsınız bunu. Bu çok zor bir meseledir. Evet. Ha, bu da güzel bir soru. Hangi olaydan dolayı tevhide döndünüz? Allah'ın lütfu. Bir de ben Arap asıllıyım. Benim babam Türkçe bilmezdi. Annem Türktür. Babam da tarikat şeyhiydi ve Nakşibendiydi. Benim şeyhim değil tabii. Benim babam katiyen bu ritüelleri uygulamazdı. Ondan bir veya iki defa, üç değil belki, bir veya iki defa bir şey duydum. Oğlum biz bir çamurun içine battık. Haberiniz olsun. Allah'a muvahhid olarak gidiniz demişti. Ben küçüktüm. O benim hep kulağımda çınladı. Evet. Çünkü Kur'an'ı çok iyi bilen birileriydi. Yanlışlıkla bu türbülansın içine girmişlerdi. O oradan bir esinti almış olabilir. Benim bilincimin altına bu biraz yerleşmiş olabilir. Bu şekilde bir cevap vereyim size. Evet.